Sevgili seyirciler, sizler de ekranlarınız başına hoş geldiniz. Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster başlıyor. Mehmet Topay geliyor. Merhaba. Mehmet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Murat Bey. Çok nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim, sağ olun. Sizi gördük, daha iyi olduk. Teşekkür ederiz efendim. Bizler deyiz. Sizi tanıyabilir miyiz? Tabii. Yarışmaya Sparta'dan katılıyorum. Süleyman Demirel Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı bölümünde öğretim üyesiyim. Evliyim. Allah bağışlasın, iki tane evladım var. Biri üniversite öğrencisi, biri de lise son sınıfta. Allah bağışlasın. Ünvanınız nedir efendim? Yeni profesörüm. Öyle mi? Hayırlı evet, olsun. Bir ay oldu. Hayırlı olsun. Peki kimlerle beraber geldiniz? Murat Bey, yarışmaya yalnız geldim. Neden yalnız geldim? Çünkü biraz hava şartları nedeniyle, biraz kızımın yoğunluğu nedeniyle, bir de oğlumun joker olması nedeniyle yalnız geldim. Öğrencilere haber verdiniz mi? Bir kısmının haberi var, evet. Duyuluyor ister istemez. Şimdi daha çok duyulacak. Evet, daha çok duyulacak. Ama inşallah güzel bir şekilde duyulur efendim. İnşallah. Kuralları biliyorsunuz. Biliyorum. Başlayalım mı? Başlayalım. Yarışmamız başlıyor. Sulak yerde mi yetiştin diye kimlere sorulur? A. Uzun boylu olanlara, B. Açık sözlü olanlara, C. Kıvırcık saçlı olanlara, D. Gözlüklü olanlara. A. Uzun boylu olanlara, son kararım. Evet, ikinci soruda sıra. İlk baraj sorusu geliyor. Giysilerin kumaşının düzgünlüğünün bozulduğu ifade edilirken nasıl olmuş denir? A. Kıpır kıpır, B. Kırış kırış, C. Çıtır çıtır, D. Lıkır lıkır. B. Kırış kırış, son kararım. Bekarken yapar mıydınız ütülerinizi? Evet, yapardım tabii. Kendi ütülerimizi kendimiz yapardık. O zaman yemek yapmayı da severdim. Yemeklerimi de kendim yapardım. Kaç yaşında evlendiniz efendim? Murat Bey, ben erken evlendim. Şartlarım benim için uygundu. 25 yaşında evlendim. İyi yapmışsınız. Teşekkür ederim, sağ olun. Tebrik ediyoruz efendim. İlk baraj sorusunu geçerek 1000 lirayı garantilediniz. Sırada 3. soru var. 2000 lira değerinde sorumuz. Gelsin efendim. Tatil zili çaldı, karneler dağıtıldı şeklindeki haber başlıklarına Türkiye'de hangi iki ayda yayımlanan gazetelerin sayfalarında rastlarsınız? A. Ocak ve Haziran, B. Mart ve Temmuz, C. Nisan ve Ekim, D. Ağustos ve Aralık. A seçeneği. Ocak ve Haziran, son kararım. Evet, dördüncü soruya geldik. 3000 lira değerinde bu sorumuz. Hangi adda bir timsah türü yoktur? A. Nil timsahı, B. Ganj timsahı, C. Amerikan timsahı, D. İskandinav timsahı. Evet. Bu soru hakkında biraz destek almam gerekiyor galiba. Telefonla joker hakkımı kullanabilir miyim Murat Bey? Tabii ki efendim. Jokerleri tanıyoruz. Mert Çakır, Deniz Topay, Hakan Uslu. Evet, jokerlerim. Deniz Topay'ı kullanalım. Deniz benim oğlumuza sormak istiyorsunuz. Pekala, evet. Deniz Bey'i arıyoruz efendim. Hangi üniversitede kendisi? Ankara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde. Birinci sınıfta.
Aslında hedefinde ODTÜ vardı ama çok çalışmadı kerata. Ankara Üniversitesi oldu. Zeki ama çalışmıyor diyorsunuz. Sanırım öyle. Deniz Bey, iyi akşamlar. Ben Murat Yıldırım. Kim Milyoner Olmak İster programından arıyoruz. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Sağ olun efendim, bizler de iyiyiz. Babanız sizin için çalışmadı üniversite sınavlarına diyor. Yani öyle olmuş olabilir biraz. Ama kendisine şimdi yardımcı olacaksınız efendim. Dördüncü sorudayız. Hazırsanız eğer, 30 saniyede süreniz olacak. Hazırım. Buyurun. Babacığım, hangi adda bir timsah türü yoktur? A. Nil timsahı, B. Ganj timsahı, C. Amerikan timsahı, D. İskandinav timsahı. 16 saniyem var. Hangi türde bir timsah yoktur, değil mi? Hangi adda bir timsah türü yoktur? Nil timsahı, Ganj timsahı, Amerikan timsahı, İskandinav timsahı. Zaman yetmedi. Maalesef öyle oldu. O zaman ben seyirci joker hakkımı da kullanmak istiyorum. Tabii ki efendim. Sevgili seyirciler, hangi adda bir timsah türü yoktur? A. Nil timsahı, B. Ganj timsahı, C. Amerikan timsahı, D. İskandinav timsahı. Süreniz 10 saniye. Seyircilerimizin %52'si D şıkkı İskandinav timsahı demiş, %36'sı C şıkkı Amerikan timsahı derken. Seyircilerimize güveniyorum. D İskandinav timsahı son kararım. Teşekkürler. Timsahlar biraz daha sıcak havalara ihtiyaç duyuyorlar. Evet. O yüzden İskandinav ülkeleri soğuk olduğu için demek ki ondan. Demek ki. Ben de öğrenmiş oldum sayede. Efendim, sırada 5. sorumuz var. 5000 lira değerinde bu sorumuz. Gelsin lütfen. Otomobil ruhsatlarının üstünde hangi bakanlığın adı yazar? A. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, B. Ticaret Bakanlığı, C. İçişleri Bakanlığı, D. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. C seçeneği, İçişleri Bakanlığı son kararım. Evet Mehmet Bey, geldik sessiz soruya. 6. soru. 7500 lira değerinde. Önce dinlememiz gerekiyor efendim. Tamam. Dinlediğiniz konuşma hangi film serisinin başlangıç sahnesinde geçmektedir? A. Galaksinin Koruyucuları, B. Yıldız Savaşları, C. Avatar, D. Yüzüklerin Efendisi.
Bakalım efendim. Bakalım. Cevap yüzüklerin efendisiymiş. Hayırlısı olsun diyelim. Sağlık olsun diyelim. Evet. Sizi tanıdığımıza mutlu olduk. Ben de çok teşekkür ederim. Buyurun. Buse Soydal geliyor. Merhaba, buyurun. Buse Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız efendim? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun, bizler de iyiyiz. Biraz heyecanlıyım. Biraz sohbet edelim. Tamamdır. Sizi tanıyalım önce. Doğuş Üniversitesi'nde 1. sınıf endüstri mühendisi okuyorum. 20 yaşındayım. Aslen İzmirliyim. Ailem de İzmir'de yaşıyor şu an. Üniversite için İstanbul'a taşındım. İki kardeşiz, ablam var. Hatta şu an hamile bir yeğenim olacak. Onu bekliyoruz. Öyle mi? Evet. Onun heyecanı içindeyiz. Teşekkür ederiz. Genel olarak zaten çok aktif birisiyim. Normal hayatta da yani çok sosyalimdir. Her türlü kulüplere katılmaya çalışıyorum mümkün olduğunca. Özellikle şimdi bu sıralar hem okulumuzun yelken kulübündeyim hem de hayvansever kulübünde mümkün olduğunca aktif olmaya çalışıyorum. Bu şekilde ilerliyor şu an. Ne güzel. Kimlerle beraber geldiniz? Anneannem ve oda arkadaşımla geldim. Merhaba. Merhaba, nasılsınız? Teşekkürler, siz nasılsınız? Sağ olun efendim. Ankara'dan geliyorum. Buse için geldim. Ona Allah nevim zihin açıklığı versin diyorum. Başarılar diliyorum. Allah utandırmasın. Başarılar. Teşekkür ederiz yavrum. Efendim. Öpüyorum. Aileniz İzmir'de. Evet, annem tek başına Ankara'da yaşıyor. Orada kimle yaşıyorsunuz efendim? Tek başına. Tek başıma yaşıyorum. Başınız. Evet. Zor oluyor ama artık idare ediyoruz. Kolay gelsin. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Evet, o da arkadaşınız. Adım Buse Hanım de. Marmara Üniversitesi Kimya Mühendisi 3. sınıf öğrencisiyim. Buse'yi izlemeye geldim buraya. Buse'nin değişik bir enerjisi var. Burada hepimize geçeceğini, keyifli evet, dakikalar yaşayacağını inanıyorum. Başarılar diliyorum Buse'ye. Teşekkür ederiz. Okulda Hayvansever Derneği'ndesiniz. Evet, Hayvansever Kulübü'ndeyim. Neler yapıyorsunuz mesela? Açıkçası şu sıralar Beykoz Ormanı'na beslemeye gidiyoruz son 2-3 yıldır. Ben tabii okulda hazırlık okuduğum için şu an 2. senem, 2 senedir bu çalışmalara katılıyorum. Ama bunun dışında da kendim birçok bu tarz kuruluşlara üyeyim. Hani bağışımdan tutun, her türlü yardımda bulunuyorum. Kendi çevremdeki köpeklere de mümkün olduğunca bu konuda çok büyük bir zaafım olduğu için yardım etmeye çalışıyorum. Hani işte artık yemekleri topluyorum, işte kartonlardan kulübeler yapmaya çalışıyorum bir şekilde. Yani ne kadar yardım edebilirsem, başka insanlar ne kadar zarar verebiliyorsa ben de o kadar yardım etmeye çalışıyorum, öyle söyleyelim. Siz evde mi kalıyorsunuz yoksa yurtta mı? Yok, ben yurtta kalıyorum. O zaman hayvanınız yok. Ya İzmir'de tabii ki de köpeklerimiz var ama yurtta olduğu için yok. Oraya da işte bahçeye kediler beslemeye çalışıyoruz mümkün olduğunca. Ama köpekler yurt aranız daha iyi anladığım evet, kadarıyla. Evet, daha iyi yani. Çünkü küçüklüğümden beri köpeklerle beraber büyüdüğüm için hani onlarla yatıp onlarla kalkıyorduk. Evimizin içinde her yerdeydi. Hani hala şu yaşama kadar hep köpeklerle beraberdim. Hayvanlarla aranız gayet iyi yani. Evet. Yani küçük küçük kazalar atlatmış olsam da bir köpek saldırısına uğradım diyelim çok küçük bir şekilde. Kulağımın belli bir kısmı koptu. Ama hani bunun da şöyle söyleyebilirim. İnsanlar da birbirine zarar verdiği gibi hayvanlar da zarar verebiliyor. Ama hani ben bunun o anda bir oyuna geldiğini varsayalım. Hani bir şey olduğunu varsayalım. Hani hep bu şekilde değerlendirdiğim için hala hiçbir şekilde köpekle olan sevgim, hani onlara dokunamamazlık gibi bir sorunum hiçbir şekilde olmadı. Hala aynı şekilde devam ediyor yani. Olabilir deyip geçiştirdik ailecekte. Sizin kendi köpeğiniz miydi? Hayır, bir komşumuzun köpeği. Anlık böyle bir saldırı yaşandı, üstüme atladı. Kulağımın belli bir kısmı koptu, bir de kolum kırılmıştı. Bu üniversite sınavına hazırlık döneminde olmuştu. Tabii zor günler geçirdim. Oyun diyelim, aynen. Hani öyle bir şey gerçekleşti ama hani hiçbir şey değişmedi açıkçası onlara olan sevgimden. Kıskanmıştır bir şeyden. Belki de öyle olabilir. O sıra sizin de köpeğiniz var mı? Evet, o sıra benim de zaten iki köpeğim vardı. Hani belki onlar için böyle bir şey oldu. Bu da babam başka bir köpekleyken ki bu cins için çok saldırgan diyorlardır mesela. Asla öyle bir şey yoktu. Çok da oyuncu bir köpekti mesela. Bir şekilde. Evet, yarışmamıza başlayabiliriz. Tamam. Eğer kuralları biliyorsanız. Biliyorum, başlayabiliriz. Yarışmamız başlıyor. Evcimen sözü kimler için kullanılır? A. Ev alıp satan kişiler. B. Evine, ailesine bağlı kişiler. C. Evinde kedi besleyen kişiler. D. Evine uğramayan kişiler.
Bu tanımın benimle hiçbir alakası yok. Aslında evcimen bir kişilik olmayarak. B, evine ailesine bağlı kişiler son kararım. Pek gelmez mi eve? Evet, genel olarak en çok uğramayan kişi o diyebiliriz. Kaç kişi kalıyorsunuz? Üç kişi kalıyoruz. Yani çok daha fazla gezip tozmayı sevdiğim için açıkçası. İstanbul'da gezecek çok fazla yer olduğu için. İlk yıllar öyle oldu. Evet. Teşekkür ederiz efendim. Sırada ilk baraj sorusu var. İkinci soru 1000 lira değerinde. Gelsin lütfen. Korku, şaşkınlık ve öfkeden konuşamaz olmayı anlatan ifade hangisidir? A. Nutku tutulmak. B. Sıtkı sıyrılmak. C. Gırla gitmek. D. Aşık atmak. A. Nutku tutulmak son kararım. Böyle bir an yaşadınız mı hiç? Yani yaşadım ama hiç bu kelimeyi hani bu kadar çok sık kullanmamıştım. Ama şu an çok daha fazla rahatladım. Şu anda hep buraya kadardı yani her stresim. Her şey yolunda efendim. Evet. İki soruyu atlattık. Bakalım. Tebrik ediyoruz. 1000 lira garanti. Sırada üçüncü soru var. 2000 lira değerinde. Birkaç kişinin oturabileceği genişlikteki koltuklara ne ad verilir? A. Karyola. B. Kanepe. C. Baza. D. Ranza. Buse hatta ranzanın üst kısmında kalıyor. Ben alt kısmında kalıyorum. Buradan ranza olmadığını biliyorum. Baza açılan onu da biliyorum. B. Kanepe son kararım. Evet. Sırada dördüncü soru var. Sesli bir soru. 3000 lira değerinde. Gelsin efendim. Dinlediğiniz Sevda Sardı Başımı adlı şarkıyı kim seslendirmektedir? A. Sezen Aksu. B. Candan Erçetin. C. Nilüfer. D. Ajda Pekkan. Güzel gidiyor. Maşallah. Beşinci soruda sıra. 5000 lira değerinde sorumuz. Gelsin efendim. Kayakta dengeyi sağlamak amacıyla kullanılan sopaya ne ad verilir? A. Baton. B. Epe. C. Lobut. D. İsteka. Kayak yapmayı da çok seviyorum. Hatta bu senede gitmek istiyorum eğer sınavlarımı ayarlayabilirsem. A. Baton son kararım. Altıncı soruya geldik. Çok çabuk geçti değil mi? Evet. İlk beş soru. Çok... Ama istediğimiz gibi gidiyor. 7500 lira değerinde efendim sorumuz. Gelsin lütfen altıncı soru. Kakalak hangisinin bir türüdür? A. Kuş. B. Balık. C. Sürüngen. D. Böcek. Balık olmadığını biliyorum. Kakalak. Hiçbir fikrim yok açıkçası şu an için. Kuş olabilir diye düşünüyorum ama sürüngen de olabilir. Ben seyirci hakkı jokerini kullanmak istiyorum. Tabii ki. Sevgili seyirciler,
Kakalak hangisinin bir türüdür? A. Kuş, B. Balık, C. Sürüngen, D. Böcek. Süreniz 10 saniye. Seyircilerimizin %53'ü A şıkkı kuş demiş. Ben de öyle düşünüyordum açıkçası. Seyirciye güveniyorum. A kuş son kararım. Belki de güvenmemem lazım. Evet, güvenmememiz gerekiyormuş. Evet. Anneanneniz biliyor galiba. Siz de mi bilmiyorsunuz efendim? Hamam böceği demek ki Akdeniz bölgesinde mi daha çok kullanılıyor o isim? Belki de yani. Yani aslında telefon jokerimi kullansam diye düşünmüştüm. Ancak hani seyirci bilebilir diye düşünmüştüm. Belki de böyle denk geldi. Sağlık olsun. Sizin pozitif enerjiniz yeter efendim. Teşekkür ederim. Efendim siz de tanıdığımıza çok mutlu olduk. Sağlık olsun. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Sağ olun. Erdal Tangal geliyor. Merhabalar. Erdal Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Siz nasılsınız? Sağ olun efendim, bizler de iyiyiz. Sizi tanıyabilir miyiz? Adım Erdal Tangal, 46 yaşındayım. Evliyim, 2 çocuğum var. Samsun'dan katılıyorum. Bomba imha uzmanıyım. Atatürk Üniversitesi mezunuyum. Umarım keyifli, güzel bir yarışma olur. Güzel bir gece olur. Daha önce de bir bomba uzmanı arkadaşımız gelmişti. Gelmişti, buraya. Tanıyorum evet. Tanıyor Oktay, musunuz? Oktay Bey'i tanıyorum. Sevdiğim, güzel bir arkadaşımızdır. Kendisi mi ilham verdi size yarışmaya katılmak için? Yok, ben daha öncesinde bir başvuruda bulunmuştum ama tabii onun katılmasına da sevindik. Çok görüşemesek de yani çalıştığımız yerler uzak olduğu için bazı görevlerde bir araya gelebiliyoruz kendisiyle. Burası Mardin mi efendim? Suriye. Suriye. Evet. Görevi. Evet, Suriye görevinde. Orada genelde imha ettiğiniz bombalar? Genelde mayın. Mayın oluyor. Tuzaklar. Evet. Tuzaklar oluyor. Burada 5 kişilik bir ekibimiz vardı. Güzel böyle 2 aylık bir çalışmamız oldu. Evet, hem eğlendik hem iş yaptık. Peki biraz da sizden dinleyelim efendim. Bomba uzmanı olmak nasıl bir şey? Bomba uzmanı olmak tabii farklı bir meslek. Ama gönülden ve içten gelerek yapılması gereken bir meslek. Seven bir insanın yapması gerekiyor. Çalışma arkadaşlarımız hepsi gayet güzel arkadaşlar olduğu için. Ya büyük bir özveri istiyor. Be. Evet, yani gittiğimiz görevlerde genelde grup halinde çalıştığımız için zevkli oluyor, eğlenceli oluyor zaman zaman. Bazen çok tehlikeli oluyor. Zevkli oluyor. Yani peki kimlerle beraber geldiniz? Şu an kızım burada. Onlara soralım isterseniz. Çok heyecanlıdır. Bir de baldızım Ülke Hanım burada. Kızınıza soralım. Merhaba, hoş geldiniz. Efendim. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Siz neler düşünüyorsunuz babanızın bomba uzmanı olması konusunda? Ya zor bir meslek ama alıştım ben artık. Ya doğduğumdan beri falan bu işi yapıyor, o yüzden benim için çok bir sorun yok. Size eğlenceli gelmiyordur tabii. Yok yani değil. Ben Zeynep, 11. sınıfa gidiyorum. Babama güveniyorum, başarılar diliyorum. Bu kadar. Çocukken ne hissediyordunuz babanız işe gidiyorum dediği zaman? Hep böyle büyüdüğüm için çok farklı bir his olmadı içimde hiç. Yarışmaya dair bir şeyler söylemek ister misiniz? Başarılar diliyorum babama. Böyle. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Merhabalar. Ülke Yıldız. Enişteme bol şans diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sizin için her an tabii ki enteresan ama evet. Öyle aklınızda kalan en ilginç an hangisi? Yani görev esnasında başımıza gelen çok tabii enteresan konular oluyor ama benim için en beni etkileyen olay şuydu. Yine bu Suriye görevinde bir gece yaklaşık saat 1 gibi bir haber geldi bir bombalı araçla ilgili. Buna gitmemiz gerekiyordu. İşte ekip 5 kişi, ben yanımda beraber kaldığımız arkadaşıma söyledim. Beraber gideriz, hallederiz, geliriz diğerlerine hissettirmeden veya gelmelerine gerek yok diye. Çıktık, peşimden o diğer 3 kişi gittiğimizi duymuşlar. Hani bir bombalı araca gidiyorsunuz ama yani bizim arkadaşlık kavramımız o kadar farklı ki. Yani evet, çocuklar anlatmıştı arkadaşınız. Peşimizden
kalkmışlar. Araç, diğer araçla beraber biz gitmeden bize yolda yetiştiler. Hatta bana sitem ettiler. Hani bize niye haber vermiyorsun abi, niye böyle yapıyorsun falan gibisinden. Yani ben onları bombalı araca götürmediğime sitem edebilecek kadar yürekli ve güzel arkadaşlarımız var. Hatta işte gittiğimiz zaman da abi sen dur biz bakalım. Ama tabii biz Oktay Bey de bahsettiği gibi genelde bizim çalışma ortamında abiler hep gençler dursun biz bakalım derler. Yani ben de tabii onlara biraz orada engel olmak istedim ama çok da fazla gençlere engel olamıyorsunuz bu konuda. Daha şey oluyorlar böyle, istekli oluyorlar her konuda. İşte orada o konuyu halletmiştik bir şekilde ama beni etkilemişti yani çocukların bizim arkamızdan kalkıp hani yalnız bırakmadan gelmeleri benim için güzel bir duyguydu. Allah yardımcınız olsun. Teşekkür efendim. Ediyorum. Oktay Bey yanlış hatırlamıyorsam 30 bin lirayla ayrılmıştı buradan. 15 olması 15 lazım. 15 mi? Evet, ben öyle hatırlıyorum. Sizin bir hedefiniz var mı? Ya benim hedefim bu yarışmanın bir kaybeden olduğunu düşünmüyorum ben açıkçası. Hani bu koltuğa gelip oturmak benim için daha mutluluk verici bir durum. Yani alacağım miktar çok önemli değil aslında ama yani hedef olarak da bir yine 30 bin lira, 60 bin lira. Belki jokerleri güzel kullanabilirsem daha yukarı olabilir tabii ki. En az diyelim. İnşallah efendim. Evet. Kuralları biliyorsunuz Erdal Biliyorum. Bey. Başlayalım mı? Buyurun. Yarışmamız başlıyor. Birisi için hangisini söyleyen kişi ona güvenmediğini ifade etmiş olur? A. Gözüm kaymadı. B. Gözüm kalmadı. C. Gözüm tutmadı. D. Gözüm dalmadı. Gözüm tutmadı. Son karar. Sırada ikinci sorumuz var. İlk baraj sorusu geliyor efendim. Ortadan mı ayırsam yandan mı diyen biri muhtemelen ne yapıyordur? A. Saçlarını tarıyordur. B. Rimel sürüyordur. C. Pirinç ayıklıyordur. D. Manikür yapıyordur. A. Saçlarını tarıyordur. Son karar. Tebrikler efendim. İlk aşamaya geçerek 1000 lirayı garantilediniz. Hep doğuda mı hizmet ettiniz? Yok. Ben Rize'de görev yaptım. Kırıkkale'de görev yaptım. Oralarda Samsun'da görev yapıyorum. Orada normal görev süresi içerisinde. Çıktı mı bomba? Ya bizim genelde batı illerinde çok fazla bu konuyla karşılaşmıyoruz. Genelde şüpheli paketler bizim daha fazla vaktimizi alıyor. Hani bu Güneydoğu'da terör operasyonlarında ve Suriye görevleri onlar zaman zaman çıkan görevler. Genelde işte batıdayken rutin normal görevlere devam ediyoruz. Evet efendim. Sırada üçüncü sorumuz var. 2000 lira değerinde. Evet. Gelsin lütfen. Gıpta etmek sözü hangi anlama gelir? A. İmrenmek. B. Öngörmek. C. Nazlanmak. D. Meraklanmak. A. İmrenmek. Son karar. Dördüncü soruya geldik. Evet. 3000 lira değerinde sorumuz geliyor. İçinde yemek ısıtılan veya yumurta gibi şeyler pişirilen, derinliği az olan metal kaba ne ad verilir? A. Nihale. B. Sahan. C. Eviye. D. Havan. B. Sahan. Son karar. Beşinci soru var sırada. 5000 lira değerinde sorumuz. Gelsin efendim. Southampton Chelsea futbol karşılaşmasının özetini izleyen biri hangi ülkenin en üst liginde oynanmış bir maçı izlemiştir? A. İskoçya. B. İrlanda. C. İngiltere. D. Kanada. Bir fikrim var ama yanılmak istemiyorum. Ben telefonla joker hakkımı kullanmak istiyorum. Telefona mı soralım? Evet. Jokerleri tanıyalım efendim. İsmail Kılıçarslan, Murat Engin,
Bahar Ankara. Evet. Kimi arayalım efendim? Murat Engin'i. Murat Bey'i arıyoruz. Tanıyabilir miyiz kendisi? Kendisi iş arkadaşım. Aynı zamanda bomba uzmanı kendisi de. Futbolla çok ilgisi olduğu için bir yerde bir ikilemde kaldım, onu soracağım kendisine. Siz daha çok hangi şıkka yakınsınız? Ben İngiltere. Yani İngiltere oldum. Arayalım bakalım Murat Bey'i, ne cevap verecek? Murat Bey, iyi akşamlar. Ben Murat Yıldırım. Kim Milyoner Olmak İster programından arıyoruz efendim. Nasılsınız, iyi misiniz? İyi akşamlar Murat Bey, siz nasılsınız? Sağ olun efendim, bizler de iyiyiz. Öncelikle Allah yardımcınız olsun işinizde size. Sağ olun, teşekkür ederim. Ülkemiz adına teşekkür ediyoruz bizleri koruduğunuz için. Hazırsanız sorunuz gelecek ve 30 saniyede süreniz olacak. Hazırım Murat Bey. Buyurunuz. Southampton-Chelsea futbol karşılaşmasının özetini izleyen biri hangi ülkenin en üst liginde oynanmış bir maçı izlemiştir? İskoçya, İrlanda, İngiltere, Kanada. İngiltere eminim. Tamam, teşekkür ediyorum Murat. Hadi kolay gelsin abi. İngiltere son karar. Evet, psikolojik olarak jokerler arasında Murat Bey futbolla yakından ilgilendiği için hemen sormak istediniz ama hem İngiltere'yi siz biliyordunuz hem de belki seyirciye de sorabilirdiniz bu soruyu. Doğru söylüyorsunuz ama yani muhtemelen o İrlanda ile arasında bir git gelde bulundum. Ama sonuçta doğru cevap verdiniz. Önemli olan buydu. Tebrik ediyoruz. Sırada 6. soru var efendim. Sesli bir soru. Önce dinleyeceğiz, sonra sorumuz gelecek. Dinleyelim lütfen. Dinlediğiniz Bal Gibi Olur adlı şarkıyı kim seslendirmektedir? A. Ayla Dikmen, B. Tülay German, C. Emel Sayın, D. Asu Maralman. Teşekkür ediyorum kendilerine. Demek ki az önce doğru bir şey yapmışız. Belki de telefon jokerinde bu soruyu doğru bilecek birisi çıkmayacaktı. Olabilir. Seyircilerimizi tebrik ediyoruz efendim. Sırada ikinci baraj sorusu var. 15 bin lira değerinde. Yedinci soru, son 45 saniye sürelik sorumuz. Gelsin lütfen. Hangisi biyografi türünde bir film değildir? A. Viva Zapata, B. Frida, C. Amadeus, D. Zorro. Burada A ve B şıkkı olmadığını biliyorum. Amadeus ve Zorro. D şıkkı Zorro demek istiyorum. Son karar mı? Evet efendim, tebrikler. İkinci baraj sorusunu da bilerek
15 bin lirayı garantilediniz. Hatta çift cevap joker hakkı da eklendi ve yarı yarıya jokeriyle beraber 30 bin lirayı garantilediniz. Evet. Neler söylersiniz? Şu an için artık heyecanın tamamen bittiği noktadayım. Yani çok hafif bir heyecan vardı ama bundan sonra o heyecanda kaldığını düşünmüyorum. Çünkü buraya gelirken hep kafamda ikinci ve üçüncü soru vardı. Yani başka yukarıdaki sorular çok fazla beni etkilemedi stres olarak ama onları da geçtiğime göre burada ikinci baraj sorusuna geldiğimize göre de şu an için mutluyum. Tebrik ediyoruz yolunda efendim. Gidiyor. İşinizde hiç kötü bir ana şahit oldunuz mu? Tabii zaman zaman yani hem gördüklerimiz hem de yaşadıklarımız bazen insanı etkileyebiliyor ama bizim işimizde de hani çok güzel anlara rastladık. Mesela Suriye görevinde işte çocukların okullarının yenilenmesine yardımcı olmak, onlara kırtasiye giyecek malzemesi dağıtmak. Evet burada bir okul açılışında. Yani çocuklar cidden sizden böyle çok şey bekliyorlar. Yani maddi anlamda değil manevi anlamda da çok şey bekliyorlar. İşte orada yetimhane açılış şeyine, yetimhaneyi ziyaret, böyle okulları ziyaret. Gerçekten duygusal anlar yaşatıyor. Çok da seviyorlar bizi. Yani çocuklar olduğu zaman işte akan sular duruyor gibi bir durum oluyor. Yani insan gerçekten o zaman bu yaptığı işin kıymetini de çok iyi anlıyor. Çocukların zaten çoğunun aileleri yok. Suriyeli çocuklar. Evet. Çoğu yetim olarak da elimizden geldiği kadar fazlasıyla hatta çok yardımcı oluyoruz her konuda. Tebrik ediyoruz efendim. Allah razı olsun. Sağ olun. Evet. Babanız Oktay Bey'den daha iyi bir sonuçta ayrılacak gibi buradan. Bir şeyler söylemek ister misiniz? Zaten böyle bir şey bekliyordum. Yani güveniyordum ona. Güvenim boşa çıkarmadı. Böyle devam etmesi için ona şans diliyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Siz bir şey söylemek ister misiniz efendim? Gayet güzel gidiyor. Beklediğimiz gibi. İnşallah daha da güzel olacak. Bol şans diliyoruz. Sağ olun. Teşekkürler. Evet hazırsanız sırada 30 bin liralık sorumuz var. 8. soru. Hazırım efendim. Gelsin biz de görelim efendim. Kendi ekseni etrafındaki dönüş hızı o kadar yavaş ki üzerinde yürüyebilseydik güneşin batışını sonsuza dek izleyebilirdik diyen biri hangi gezegenden bahsetmektedir? A. Venüs, B. Mars, C. Jüpiter, D. Satürn. Evet. Kendi ekseni etrafındaki dönüş hızı çok yavaş bir gezegen. Soruya aslında aklımda bir cevap var. Riske girip çift iki jokeri de bir yüz soruya taşıyabilir miyim diye düşünüyorum ama. Burada yarı yarıya joker hakkını kullanmak istiyorum. Yarı yarıya joker hakkınızı kullanmak istediniz. İki tane yanlış cevabı eleyelim efendim. A. Venüs, B. Mars. Evet. Evet. Cevap vermek istiyorum ben Murat Bey. Cevap yani aklımdaki cevap da kaldı burada. Yani ben Mars olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Mars'ın dönüş hızı Güneş'i o kadar devamlı izleyebileceğimiz kadar yavaş olduğunu zannetmiyorum. Acaba bir yüzü karanlık, bir yüzü aydınlık mı? Mars'ın karanlık yüzü. Şimdi Mars'ın karanlık yüzü var mı, yok mu diye düşünüyorum da ay gibi. Ben çift cevap joker hakkımı da kullanayım çünkü işin içinden çıkamadım yanlarında. Çift cevap joker hakkını da kullanmak istediniz. Evet. Son jokerinizdi. Evet. 30 bin liranız hayırlı uğurlu olsun efendim. Teşekkür ederim. Venüs mü daha yakın size? Venüs daha yakın. Bakalım Venüs mü, Mars mı cevap? Evet.
Cevap Venüs'müş. Olsun. Neden? Çünkü birazdan gelecek olan 60 bin liralık soruda belki de çift cevap joker hakkı kafanızı karıştıracak. Elenmenize sebep olacaktı. Bilemiyoruz. O yüzden şimdilik 30 bin liranız var. Hayırlı ve uğurlu olsun efendim. Teşekkür ederim. Garantilediğiniz soruyu tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim. Hazırsanız hemen 60 bin liralık soruyla devam edeceğiz. Hazırım. İnşallah bildiğim bir yerden gelirse. İnşallah efendim. 60 bin lira değerindeki 9. sorumuz geliyor. Osmanlı Devleti'nde kullanılan Şerifi, Zolata ve Sümün hangisinin çeşitleridir? A. Kılıç, B. Para, C. Kalem, D. Enstrüman. Evet. Şimdi soruyu okuduğunuz anda daha cevap şıkları çıkmadan aklıma bir cevap geldi. Nedir efendim? Yani kılıç. Fakat bunu ben bir yerde mi duydum da aklımda kalmış veya gerçekten doğru cevap mı? Şimdi tam onu bilemiyorum, hatırlamaya çalışıyorum. Belki de yanılıyorumdur tabii de. Ama nedense öyle bir his var içimde kılıç olabileceğine dair. Zaten risk alsam 60 bin lira, bilemezsem 15'e düşüyor. Evet. 15 ile 30 arasında çok benim hayatımı değiştirecek bir rakam değil zaten. Şimdi kılıç niye aklıma geldi onu düşünüyorum. Yani keşke gelmeseydi çekilirdim. Ama şimdi gelince böyle bana cevap ver diye de içimden bir ses devamlı söylüyor. Şerifi. Şimdi para olduğunu düşünmüyorum. Yani eğer Osmanlı'da kullanılan bir para birimi olsaydı Şerifi, Zolata yani mutlaka bir yerde duyardık. Enstrüman. Onu da hiç duymadım. Enstrüman. Şimdi ikisi gitti. Kılıç ve kalem. Şerifi, Zolata. Ben riske girip cevap vermek istiyorum. Öyle mi? Evet. Efendim cevabınız nedir? Alalım. Kılıç. Yani buraya bir kere geliyorum. Bu riski alacağım diye düşünüyorum. Yani çünkü eğer daha önce bir yerde duymamış olsaydım aklıma gelmezdi. Belki de yani beynim beni de yanıltıyor olabilir hafızam ama. İsterseniz çekinizi hatırlatabilirim. Yok ya da yani. Son kararınız mı diye sorabilirim. Ya çok büyük bir maddi beklenti içerisinde olmadım ben hiçbir zaman hayatım boyunca. Hep böyle hayatı dolu dolu yaşamayı istedim. Yani hiçbir şeyi para amacıyla yapmadım. O yüzden burada da yani işte arada 15 bin lira var alamazsam üzülürüm falan kesinlikle öyle bir durum olmayacağı için. Bu cevap veriyorsun. Girmek, evet cevap veriyorum. Kılıç demek istiyorum. Emin misiniz? Eminim. Son kararınız mı? Son kararım. Tam tersi çıktı ama hiç beklemediğimiz yerden evet. Çıktı. Paraymış efendim. Yarışmanın erken bittiğine üzüldüm sadece. Onun dışında herhangi bir şey. Her şey yolunda güzel. Size cevap vererek yanlış yapmadı değil mi? Ya o zaten burayı denemek için gelmişti kendine. O yüzden nasıl istiyorsa öyle yapsın yani benim için sorun yok. Başarılı da oldu. Evet. Siz bir şey söylemek ister misiniz efendim? Çok istiyordu buraya katılmayı hep. Bizimle de paylaşıyordu. Evet. Sık sık da takip ediyordu. Bence burada çok eğlendi. Çok güzeldi ya. Biz de çok eğlendik. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz efendim. Biz de sizi tanıdığımıza çok mutlu olduk. Ben İşinizde çok mutlu şans oldum. Her zaman yanınızda olsun. Allah yardımcınız olsun efendim. Ve 15 bin liranız hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Buyurun. Yasmin İlke Şimit geliyor. Merhaba. Merhaba.
Yasmin İlke Schmidt. Ya. Almanya'dan. Evet, Almanya'dan geliyorum. Hoş geldiniz. Tanıyalım sizi. Hoş buldum, teşekkürler. Ben oyunculuk ve müzik okudum. Almanya'da müzik öğretmeniyim. 25 yaşındayım. Almanya'da okudunuz. Nerede? Evet. Berlin'de mi efendim? Müziği ilk önce Türkiye'de İzmir 950 Devlet Konservatuarı'nda okudum. Sonra eğitimime Almanya'da devam ettim. Toplam 6 sene müzik okudum. Sonrasında oyunculuk okudum. 3 sene sürdü. Hem Türk hem Alman tiyatrosundan diplomam var. Öyle. Çok güzel. Aileniz Almanya'da. Evet, ailem Almanya'da. Kimlerle beraber geldiniz peki? Ben tek geldim. Tek geldiniz. Bir alkış alalım efendim. Yarışma için mi geldiniz yoksa temelli bir dönüş mü oldu? Yok, ben bir senedir İstanbul'da yaşıyordum. Şimdi geri dönüş yaptım. Yarışmaya da işte son anda. Burada çalışmak istediğiniz alan oyunculuk mu yoksa müzik öğretmenliği? Oyunculuk ve müzik de aslında. Birazcık kendimi geliştirmek için gelmiştim İstanbul'a. Geliştiğimi düşünüyorum. Hazırım diyorsunuz. Hazırım yani. Aslında. Peki yarışma için hazır mısınız? Hazırım. Başlayalım o zaman. Yarışmamız başlıyor. İnsanlar ünlü birini gördüklerinde genellikle hangi soruyu sorarlar? A. Yazı mı, tura mı? B. Fotoğraf çekilebilir miyiz? C. Tek mi, çift mi? D. Kan grubunuz nedir? B. Fotoğraf çekilebilir miyiz? Eminim, son kararım. Biraz gerginlik var. Çok gerginiz. Lütfen konuşabilir miyiz biraz Tabii daha? Tabii ki konuşalım efendim. Hangi şehirde büyüdüm demiştiniz? Nürnberg. Kaç kardeşsiniz efendim? Ben tek çocuğum. Tek çocuksunuz. Anneniz, babanız mı Alman? Babam Alman, annem İzmirli. Evet, annem babanız ve babam. Babanız da Türk gibi. Babam evet, Türk'e benziyor. Gören hemen Türkçe konuşur Türkiye'de. Babam anlamaz. Hep kafa sallar, anlıyormuş gibi yapar sonra. Çok iyi bir annem insan olduğu belli. Anneniz de. Annem evet. Onları gördünüz, biraz daha rahatladınız şimdi. Evet. Devam evet. edelim o zaman. Tamam. İkinci soruyla, ilk baraj sorusu efendim, 1.000 lira değerinde geliyor. Aslında bir numarası yok, el çabukluğuyla yapıyor diyen biri muhtemelen hangisini seyrediyordur? A. Bilgi yarışması. B. Vahşi yaşam belgeseli. C. Talk show. D. Sihirbazlık gösterisi. D. Sihirbazlık gösterisi, eminim, son kararım. Gergin olmaya gerek yok efendim. Nasıl bildiğiniz bir yerden gelirse cevaplayacaksınız. Diğeri şans. Evet, kesinlikle. Tebrik ediyoruz. İlk aşamayı geçtiniz. 1.000 lirayı garantilediniz. Sırada 3. soru var. Sessiz bir soru. Önce dinleyelim lütfen. Duyduğunuz sesi çıkaran içeceklerin genel adı nedir? A. Gazlı. B. Alkali. C. Sıcak. D. Bitki çayı. Evet, geldik 4. soruya. 3.000 lira değerinde bu sorumuz. Gelsin efendim. Bir dildeki sözlerin bütünü söz dağarcığı, kelime hazinesi, kelime kadrosu anlamına gelen kelime hangisidir? A. Gramer. B. Libretto. C. Vokabüler. D. Literatür. Ben
ben seyirci joker hakkımı kullanmak istiyorum. Pekala. Sevgili seyirciler, bir dildeki sözlerin bütünü, söz dağarcığı, kelime hazinesi, kelime kadrosu anlamına gelen kelime hangisidir? A. Gramer, B. Libretto, C. Vokabüler, D. Literatür. Süreniz 10 saniye. Seyircilerimiz kumandayı bana yönelttiklerine göre cevap da gelmek üzeredir derken %54 ile A şıkkı gramer demiş efendim. %24 C şıkkı vokabüler demiş. Evet. Ben de ilk başta vokabüler sandım. Ama gramer de düşündüm. Ben seyirciye güveniyorum. A gramer diyorum. Eminim. Son kararım. Evet, siz de vokabüler diye düşünmüştünüz. Emin olmak istediğiniz seyircimizin büyük bir çoğunluğu dil bilgisi olan grameri işaretledi. Sizi yanılttılar. O çoğunluk. Ne diyelim? Evet. Aslında kolay bir soru. Aslında gerçekten bilebilirdim. İlk başta vokabüler diye düşündüm. Biliyordum aslında. Almancası fakat... ne? Sanki aynı. Ya vokabüler. Vokabülün aslında ya. Ama burada oturmak çok heyecanlı. Heyecandan bazen böyle... Çok kolay, basit şeyleri bilemiyor insan. Hata yaptım. Sağlık olsun efendim. Evet. Sizi tanıdığımıza mutlu olduk. Teşekkür ederim. Oyunculuk hayatınızda ve müzik hayatınızda size başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim, sağ olun. Buyurun. Nevzat Güner geliyor. Merhaba efendim. Nevzat Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız efendim? Sağ olun, çok iyiyiz. Sizler de iyisiniz. Teşekkür ederiz. Sizi biraz tanıyalım. Ben Nevzat Güner, Balıkesir'den geliyorum. Uzun yıllar kamu kuruluşunda makine modelcisi olarak çalıştım ve emekli oldum. Emekli olduktan sonra da sosyal yaşamıma illüzyon oyunlarında, sihirbazlık oyunlarına merakım vardı. İlkokulda seyrettiğim sihirbazdan esinlenerekten profesyonel sihirbazlık yapmaya başladım. Emekliliğinden sonra da hala devam etmekteyim. İki çocuğum var. Allah bağışlasın. Birisi evli, teşekkür ederim. Arkadaşlarımız yani buraya 1 milyonu getirse kaybedebilir misiniz? Bizim işimiz de o. Neler yapıyorsunuz mesela? İllüzyonla ilgili. Evet. İllüzyonla ilgili daha önce şeylerimde de var, görsellerinde de. Kafa koparma oyunu, kız uçurma. Burada tabii yaş grubuna uygun olarak malzemelerle çıkıyoruz sahneye. İlkokullara, anaokullara gittiğimiz zaman onlara uygun malzemeler götürüyoruz. Büyük belediye işleri oluyor, Ramazan eğlenceleri oluyor, televizyon çekimleri oluyor. Orada da daha büyük materyallerle, sirklerde daha büyük görsellerle, yaş gruplarına uygun malzemelerle oyunumuzu icra ediyoruz, alkışlar alıyoruz. Kolay gelsin efendim. Teşekkür ederim. Kimlerle beraber geldiniz? Aynı iş yerinden emekli olduğum, beraber çalıştığımız uzun yıllar Veysel Uluçam ve Tülay Taslacıoğlu, akrabamız, eşimin akrabası, İstanbul'da oturuyor. Beni yalnız bırakmadılar, kendilerine teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Buyurun. Hoş bulduk. Ben Veysel Uluçam. Nevzat arkadaşımla çok uzun yıllar birlikteyiz. 40 yıldan beri arkadaşlığımız, iş arkadaşlığımız, özel yaşantımızdaki arkadaşlığımız devam ediyor. Balıkesir'den birlikte kendisine destek olmak amacıyla geldim. Kendisine başarılar diliyorum. İş yerinde de size gösteriler yapar mıydı? Ufak tefek gösteriler oluyordu bazı molalarda. Ama sırrını vermezdi. Vermez. Diğer illüzyonistler gibi. Nedir efendim bu sırrı vermeme durumu? Asla ama. Şöyle bir şey,
İllüzyon oyunları zaten bir şey, sır demek. Göz yanılması demek. Bunu ortaya çıktıktan sonra, yani yaptığımızı yeniden anlataraktan, izah ederekten, göstererekten bir yerde ama hani insan pes eder, sevdiği birisine söyler. Asla. Ben çırak bile yetiştirmedim. Ama ben Zartzungur'un dünyaca meşhur, Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük sihirbaz. O zamanlar büyük Amerikalı David Copperfield'ler falan yok. Ondan malzeme aldım, kitap aldım. Onlarla kendimi geliştirdim. Tabii makine tasarımcılığından modelciliğini vermiş olduğu tasarımcılık zihniyetiyle onların üzerine bazı şeyler daha koyaraktan, internetlerde sihirbazları seyrederekten onları sırlarını çözdüm. Onlar bana vermediler. Ve onları ben kendi tasarımlarını imal edip bu işi yapan profesyonel arkadaşları da sahneden kazanmakla beraber onlara da malzeme satışıyla yaparaktan hayatımı devam ettiriyorum şimdilik. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun efendim. Buyurun. Ben teşekkür ederim. Nevzat abi aslında eniştem oluyor. Ancak kendisinin yardımseverliği, insancılığı, candanlığı nedeniyle artık o bizim abimiz sıfatını hak etti. Manevi destek için kendisinin yanındayız. Kendisine başarılar diliyorum. İnşallah umduğu neticeyle evine dönecektir. İnşallah, teşekkür ederiz. Sizin umduğunuz bir netice var mı efendim? Bir rakam olarak mı? Evet. Öyle bir sabit bir fikrim yok. Buraya katılmak zaten büyük bir şans. Yüzlerce, binlerce, milyonlarca insan içerisinde. Sonuçta ben kaybetsem de yine ben kazanacağım. Para kazanmak değil sadece burada bulunmak. Yani tabii olursa da olmaz demem. Yani koyacağıma giderim. Pekala, başlayalım o zaman, kuralları da biliyorsanız. Biliyoruz. Yarışmamız başlıyor. Beklemediği büyük bir nimeti ele geçiren kişilerin başına konduğu söylenen kuş hangisidir? A. Guguk kuşu, B. Deve kuşu, C. Kukumav kuşu, D. Talih kuşu. D. Talih kuşu, son karar. İnşallah bu kuş bugün sizin başınıza konur efendim. İnşallah, teşekkür ederim iyi dilekleriniz için de. Burada bir kuş konmuş zaten. Papağanınız galiba. Aynen. Sizin mi papağan? O bir festivalde bir arkadaşımdı. Yani sirklerde falan da şey çektiriyoruz, fotoğraf çektiriyoruz. O gün beni de çektiler. Evet, aynen, talih kuşu inşallah sonunda da kolay. İnşallah efendim. İlk baraj sorumuzla devam ediyoruz. Sen onu benim külahıma anlat diyen biri karşısındaki kişiye hangi mesajı vermiş olur? A. Beni görmezden gelemezsin. B. Beni kandıramazsın. C. Beni anlayamazsın. D. Beni unutamazsın. B. Beni kandıramazsın. Son kararım. Tebrik ediyoruz. İlk aşamayı geçerek 1000 lirayı garantilediniz. Sırada 3. soru var. 2000 lira değerinde. Teşekkür ederim. Gelsin lütfen. Hangi ifade kesinlikle anlamına gelir? A. Buz gibi. B. Hava gibi. C. Ateş gibi. D. Toprak gibi. Ben burada seyirci jokerimi kullanmak istiyorum. Pekala. Sevgili seyirciler, hangi ifade kesinlikle anlamına gelir? A. Buz gibi, B. Hava gibi, C. Ateş gibi, D. Toprak gibi. Süreniz 10 saniye. Seyircilerimizin %45'i A şıkkı, buz gibi demiş. Evet, ben de seyircilerime katılıyorum. A. Buz gibi, son kararım. Evet, buz gibi de öyle derler. Evet. Sırada 4. soru var. 3000 lira değerinde efendim. Gelsin sorumuz lütfen. Karayollarında araçların durması ve beklemesi için ayrılmış yolun sağ tarafında bulunan bölüme ne ad verilir?
A. Hemzemin geçit. B. Sığınma cebi. C. Yan yol. D. Ekspres yol. B. Sığınma cebi. Son kararım. Evet Nevzat Bey. Geldik sesli soruya. Nasıl aranız sesli sorularla? Bazen ya şöyle televizyonda evde ayaklarımızı uzatıyoruz ama burası öyle değil. Üstelik az önce yapımda çalışan arkadaşlara da söyledim. Ben binlerce kişinin huzurunda gösteri yapmış kişiyim. Az önce söylediğim sihirbazlığımdan dolayı. Ama şuradaki heyecan evdeki gibi değil. Normal. Yani bildiklerini normal yani şu artık arkadaşlardan duyuyoruz. Gerçekten dedikleri kadar varmış. Sıradaki sorumuz dediğim gibi sesli bir soru. Beşinci soru 5000 lira değerinde. Önce dinleyelim efendim. Dinlediğiniz konuşmalar Japon sinemasına özgü çizimlerden oluşan hangi film türünden alınmıştır? A. Bilim kurgu. B. Stop motion. C. Mockumentary. D. Anime. Sıradaki sorumuz 6. soru. 7500 lira değerinde. Gelsin lütfen. Sıkıntı, dert, keder, üzüntü anlamına gelen ifade hangisidir? A. Teamül. B. İstiare. C. Gayle. D. Minval. Joker hakkımı kullanmak istiyorum. Yarı son yarı. Jokeriniz olan yarı yarıya jokerinizi de kullandınız. Biz de iki tane yanlış cevabı eliyoruz efendim. C. Gayle. D. Minval. C. Gayle. Son kararım. Hayat gailesi derler. Evet. Hiç jokerimiz kalmadı ama şimdi bu soruya doğru cevap verirseniz inşallah bir tane çift cevap joker hakkınız olacak. Umarım inşallah. İnşallah efendim. Evet. Gelsin sorumuz. 7. soruda sıra 15 bin lira değerinde ikinci baraj sorusu.
Görünmez el teorisiyle tanınan Adam Smith'in 1776'da yazdığı ve iktisat biliminin temel kaynaklarından olan eserinin adı nedir? A. Leviathan. B. Das Kapital. C. Toplum Sözleşmesi. D. Milletlerin Zenginliği. Soruya cevap vermeyip çekilme hakkımı kullanmak. Tabii ki efendim. Öyle yapayım. Bilmediğim bir konudan geldi. Çekiliyorsunuz. Bilmediğim bir konudan son geldi. Son kararınız mı peki? Son karar. Evet, sağlık olsun diyelim. Teşekkür ederim. Hangi şık derdiniz eğer cevap verecek olsanız? İktisatla ilgili olduğu için Das Kapital demek isterdim. Bakalım Das Kapital miymiş? Milletlerin Zenginliği'ydi efendim cevap. Evet. Sizi tanıdığımıza mutlu olduk. Ben de sizlere, seyircilere teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Buyurun. Umarım izleyiciye görüşürüz. Seda Yiğin geliyor. Merhaba, buyurun. Evet Seda Hanım, sonunda diyorsunuz. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, siz? Sağ olun efendim. Buyurun, sizi tanıyalım. Ay çok heyecanlandım. Tamam. Ben Seda Yiğin. 23 yaşındayım, müzisyenim. 2 sene önce Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi müzik bölümünden mezun oldum. Anadalım keman. Geçen sene formasyonumu aldım yine Marmara Üniversitesi'nden. Adana doğumluyum, aslımız Mardin. Öyle. Anneniz babanız? Annem ev hanımı, babam tır şoförü. Öyle mi? Evet. Neredeler şu anda? Onlar evdeler. Hayır yani İstanbul'da mı yaşıyorlar? Evet İstanbul'dalar. Beylikdüzü'nde yaşıyorlar. Ben 2 senedir yalnız yaşıyorum. Altınizade'deyim. Babanız ve anneniz? Ay evet onlar. Kaç kardeşsiniz efendim? Biz 4 kardeşiz. Ben en küçüğüm. Tekne kazıntısıyım biraz. Diğerleri büyükler, çoluklu çocuklu hepsi. Onlardan biriyle mi geldiniz yoksa? Evet ablamla geldim. Mi? Evet hoş ablam. Geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun efendim. Buyurun. Seda kardeşim. Çok seviyorum onu. İnşallah başaracak. Güveniyorum ona. İnşallah. Teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Başarılar. Seda ne kadar zaman önce başvurdunuz yarışmaya? Ya bayağı oldu başvuralı. Tam zamanını hatırlamıyorum ama yani böyle Eylül ayları falandı galiba. İzliyordum programı, hadi bir başvurayım ya diye böyle internetten başvuru yaptım ama hiç ummuyordum. Şu an gerçekten inanamıyorum. Olay telefonu geldiğinde ne yaptınız ilk olarak? Uyuyordum. önce bir algılayamadım. Hanımefendi böyle sanırım telesekreterdi. Kapat ya, kapat. Ne yok, dediniz? Yok öyle algılayamadım. Efendim dedim 2 sefer. İşte kim milyonerden arıyoruz işte Seda Yiğin'le mi görüşüyorum dediler. Ben hala algılayamıyorum efendim nereden arıyorsunuz falan dedim. Şimdi buradayım. Peki hoş geldiniz tekrar. Sağ olun teşekkür ederim. Kuralları biliyorsunuz. Biliyorum. Başlayalım mı? Başlayalım. Yarışmamız başlıyor. Bahsi geçen konu hakkında laf salatası yaptığı söylenen birinin nasıl konuştuğu söylenmek isteniyordur. A. İçten ve samimi. B. Kısa ve öz. C. Boş ve anlamsız. D. Etkili ve anlaşılır. Cevap veriyorum. C. Boş ve anlamsız. Son kararım. İkinci soruda sıra. İlk baraj sorusu geliyor. Hangisi bir gülüş biçimini ifade etmek için kullanılan ikilemelerden biri değildir? A. Çakmak çakmak. B. Kıkır kıkır. C. Katıla katıla. D. Gevrek gevrek.
Cevap veriyorum. A. Çakmak çakmak. Son kararım. Tebrikler efendim. Korktuğunuz soruları atlattık diye düşünüyorum. Geçtik. İlk sorulardan korkuyor muydunuz? Tabii ki. Eminim buraya gelen her yarışmacı ilk iki sorudan çok korkuyordur. Ben de onlardan biriydim. Psikolojik bir baraj var. Onu aştığımda güzel gider diye düşünüyorum. Heyecanlıyım. Gerçekten çok heyecanlıyım. Sürekli sahne alan biriyim aslında. Bu heyecanımı kontrol edebiliyorum. Ama hani sürekli yarışmayı izlediğimiz zaman insanların oturduğunda burası çok başkaymış dediklerini şimdi anlıyorum. Hakikaten öyleymiş. Sahne alıyorum derken şarkı mı söylüyorsunuz yoksa keman mı çalıyorsunuz? Şarkı söylüyorum. Şarkı söylüyorsunuz. Evet. Nerede? Genelde özel etkinlikler, kurumsal toplantılar ya da düğün dernek işlerinde büyük orkestralarda sahne alıyorum, solistlik yapıyorum. Kolay gelsin diyoruz efendim. Tebrik ediyoruz. İlk aşamaya geçerek 1000 lirayı garantilediniz. Sırada 3. soru var. 2000 lira değerinde. Gelsin lütfen. Evlilikteki 50. yıl hangi sözle ifade edilir? A. Cari yıl. B. Akademik yıl. C. Artık yıl. D. Altın yıl. 50. yıl hangi sözle ifade edilir? D. Altın yıl. Son kararım. Ay. Anneniz ve babanızın kaçıncı yılı biliyor musunuz? 40'ı geçmiştir. Maşallah. Abim 43-44 yaşında. Hemen hemen 40-45 sene vardır. 43'ü zaten geçmiş kesin. Tabii, Allah daha uzun ömürler versin. Amin efendim. İnşallah. Sırada 4. soru var. 3000 lira değerinde. Gelsin lütfen. Paçalı, taklacı ve posta gibi ön adları olan çeşitleri bulunan kuş hangisidir? A. Papağan. B. Kartal. C. Martı. D. Güvercin. Paçalı, taklacı, posta. Cevap veriyorum. D. Güvercin. Son kararım. Mardinli vardır bir de. Evet. Beşinci soruya geldik. Öyle oldu. Evet, devam edelim efendim. 5000 lira değerinde sorumuz. Bu yazıda telmih sanatı ustalıkla kullanılmış diyen bir edebiyat eleştirmeni hangi söz sanatından bahsediyordur? A. Abartma. B. Hatırlatma. C. Benzetme. D. Bilmezlikten gelme. Ben telefon joker hakkımı kullanmak istiyorum. Öyle mi? Pekala. Jokerleri tanıyalım biz de. Mehmet Çoban, Murat Serdar, Elif Erköseoğlu. Evet. Kimi arasak? Arkadaşım Elif edebiyat okuyor. Onu mu arasak? Onu mu arasak? Edebiyat okuyor. Onu arayalım hadi. Sonra ben sorumlu değilim. Pekala efendim. Elif Hanım'ı arıyoruz. Kaçıncı sınıf? 3. sınıf. Elif Hanım iyi akşamlar. Ben Murat Yıldırım. Kim Milyoner Olmak İster programından arıyoruz. Nasılsınız? İyi misiniz efendim? İyi akşamlar. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Sağ olun. Bizler de iyiyiz. Müsait misiniz? Sorunuz gelsin mi efendim? Evet, müsaitim. Buyurun. 30 saniye süreniz olacak. Buyurun lütfen. Tamam. Bu yazıda telmih sanatı ustalıkla kullanılmış diyen bir edebiyat eleştirmeni hangi söz sanatından bahsediyordur? Abartma, hatırlatma,
benzetme, bilmezlikten gelme. Telmih sanatı ustalıkla kullanılmış. Telmih. Sedacığım anlatılmak isteyeni üstü kapalı bir biçimde söyleme. Yani hatırlatma. Unutatma. Emin misin? Evet eminim. Canımsın, teşekkürler. Arkadaşıma güveniyorum. B, hatırlatma, son kararım. Yoksa... Evet efendim, edebiyatçı. Evet. Yani insanlık hali olabilir, karıştırabilir. Bu edebiyatta kullanılan, yani bizim aşina olmadığımız kelimeler birbirine çok karışabiliyor. İnsanlık hali ama çok teşekkür ediyorum canım arkadaşıma. Tebrik ediyoruz. Sağ olun. Altıncı soruda sıra. Sesli bir soru. 7500 lira değerinde. Soruyu önce dinleyeceğiz efendim. Dinlediğiniz Numb adlı şarkıyı seslendiren müzik grubu hangisidir? A. Imagine Dragons, B. Pearl Jam, C. Linkin Park, D. Metallica. Teşekkür ederim. Konserinde tam 1,5 saat kız kardeşimi omzumda taşımıştım, o geldi. 1,5 saat. Yedinci soruda sıra efendim. 15.000 lira değerinde ikinci baraj sorusu gelsin lütfen. Instagram'a yüklenmiş fotoğraflar arasında en çok beğeni alan hangisinin fotoğrafıdır? A. Yumurta, B. Elma, C. Topuklu ayakkabı, D. Kedi. Bu aralar çok gündeme geldi. Yumurta mıdır acaba? Siz hangisini like'lardınız bunlardan? Ben topuklu ayakkabıyı like'lardım. Kullansam mı jokerimi? Ay, süre de geçiyor. Risk alsam mı? Süreniz azalıyor. %50 joker hakkımı kullanayım. Pekala, son jokerinizi kullandınız efendim. İki tane yanlış cevabı eleyelim lütfen. A. Yumurta, B. Elma. A. Yumurta, son kararım. Tebrikler. Teşekkür ederim. İkinci baraj sorusunu bilerek 15 bin lirayı garantilediniz. Çok sağ olun. Joker'i emin olmak için kullandınız. Evet. Şu anda bir jokeriniz daha olacak. Çift cevap joker hakkı. O da eklendi. Hedefte kaç lira vardı?
Yani 60 bini görürüm diye düşünüyorum. Düşünüyordum. Tabii biraz şans meselesi. Karşıma çıkacak olan soru hayatımın bir yerinde denk gelmiş olabilir, görmüş olabilirim, biliyor olabilirim. Ya da öyle hissedebilirim. Ama hiç duymadığım, hiç fikrimin olmadığı bir soru da olabilir. Şu an o yüzden net bir şey söylemek istemiyorum. Tamamen şans diyorum. Sizce efendim? Bence kardeşim yapar diyorum. Teşekkürler. Yapar. Çünkü evde de 125 bini görüyordu. O yüzden yapabilir diye düşünüyorum. İnşallah. Evet. 30 bin liralık soru var sırada. 8. soru. Gelsin efendim. ...750 grama denk gelen 1 litre benzin yakıldığında ortaya çıkan karbondioksit yaklaşık kaç gram olur? A 2.3 gram. B 23 gram. C 230 gram. D 2300 gram. ...750 grama denk gelen 1 litre benzin. Ortaya yakıldığında ortaya çıkan karbondioksit yaklaşık kaç gram olur? Sıvı halden gaz haline bir geçiş söz konusu. Açıkçası pek bir fikrim yok bununla ilgili. Biraz mantık yürütürsek neresinden şimdi mantığını yürüteyim bunu? Neresinden tutsam? Yani şimdi 750 gram pardon 750 grama denk gelen 1 litre benzinin ağırlığı 750 gram. Yakıldığında oksijenle temas haline yani. Evet. Güzel bir soru. Yaklaşık kaç gram olur? Yani bilemedim ki şimdi. Bunun bir denklemi var mı acaba? Var mıdır sizce? Gaz haline geçtiği için hafifleyecektir diye düşünüyorum. Ne kadarını kaybedecek bu benzin? İşte sorun orada. Ağırlığından ne kadar kaybedecek acaba? Yani... Biraz da böyle düşüneyim, biraz da böyle düşüneyim. 230 gram çok arada bir rakam. Ya 2300 gram zor hani. Zaten benzin 750 grammış yani 1 litre benzin. Onu yakıyorsun puf diye sıvılığını kaybediyor. Gaz oluyor, 2300 gram olması olası değil gibime geliyor. 23 gram kalır mı? Kalır mı? Kalmaz ya herhalde. 2.3 gram. O kadar da hafifler mi? Karbondioksit nelerden oluşuyor efendim? Bir karbon, iki oksijen atomundan oluşuyor. Karbon dioksit mi? Galiba. CO2. Evet, karbon, iki oksijen. Keşke benzinin kimyasal açılımını bilsem. Bir karbon kalsa, oksijenleri yaksa, bir karbonun ağırlığı kaç gram acaba? Öyle bir şey... Ben oksijenleri yakıyorum şu an yani. Yakmasam da olur. Ben
Yani bu halde bilemeyeceğim. Bu açık. Çift cevap joker hakkımı kullanmak istiyorum. Zaten 15 bin lira garanti. Aynen öyle. Çift cevap joker hakkınızı kullanıyorsunuz. Aynen. Pekala efendim. Hangi şıkla başlayacağız? ...2.3 gram demek A istiyorum. A şıkkı. Son kararınız mı? Son kararım. Hiçbir şekilde şu an akıl yürütemiyorum ya. 750 grama denk gelen 1 litre benzin, ortaya çıkan karbondioksit. Ya şimdi 250 gramlık bir 1 litre, 1 kilo desek 250 gramlık bir kayıp var ortada. Yaksak? Yok, bilemeyeceğim ya ben bunu herhalde. O kayıp demek değil de öz ağırlık eşittir evet. Kütle böyle yani hacim. Eğer denkleyecek olursak aynen. Farklı yoğunlukta olduğu aynen. için benzin onu 1 litre 1 kilogram gibi düşünemiyoruz. Su da eşit biliyorsunuz. 1 kilo su evet, 1 litre. 1 litreye eşit. D eşittir m bölü v desek ya. Oradan m bölü v'den orada kalp çizerim ben. Falan ben yoğunluk az çizmedik eşittir. Zamanında. Evet. Neden abi, deneyeyim de belki böyle olur. Yoğunluk eşittir falan. Yoğunluğunu bilmiyorum ki, elimde hiçbir şey yok şu an. Gram ve şey dışında. Kütle 750 gram, yoğunluk V yok. Yoğunluğunu bilmiyorum. Hacim yok. Of. Hadi bir şey söyleyeyim o zaman. Zaten şans. C. Öf. Bundan da emin değilim ki. Siz olsaydınız nasıl akıl yürütürdünüz Murat Bey? Ben hesaplamaya çalışırdım. Yaklaşık değerini hesaplayabilirsiniz. C. 230 gram. O 23 bana oradan göz kırpıyor. Ama şimdi 2.3 gram değilse bir saniye. Şehir ya. Ben de böyle gösterip geri çekiyorum hemen. B, 23 gram, son kararım. Oo. Canım sağ olsun. Sadece 2300 gram 750'den fazla şıklarda. Evet. Şuradan yani tabii hesaplamak beklemiyoruz öyle bir şeyi ama yani belki şuradan düşünülebilirdi. Bir karbon için iki tane oksijene ihtiyaç gerekecek. CO2 dediniz. Evet. Evet. Yani oksijenin yanması lazım. Evet. Dolayısıyla yani havadan iki tane oksijen atomu tutuyor. Evet. Dolayısıyla daha ağır olacak. Zaten 750 gram var. Evet. Bir de oksijen gelecek. Bir de maddeyi yok edemezsiniz zaten. Evet. İşte şeyi hep yani düşündüm, oksijeni yaksak yok. Karbon tek başına kalır mı, ağırlığı ne olur? Ya böyle, evet kafam karıştı. Bir şey de bir soru ya, ne bileyim bilemedim. Yürütemedim. Lanet bakalım. Olsun atomun fiziğine de. Lanet olsun bir dünya, lanet olsun bir sevgi. Sağlık olsun efendim, 15 bin liranız var. Aynen. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür sizi ederim. Tanıdığımıza çok mutlu olduk. Buyurun. Firdevs Nil Cem geliyor. Merhaba. Buyurun.
Firdev Hanım hoş geldiniz. Merhaba, Nili kullanıyorum daha çok. Nil Hanım nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler. Hemen gördüğünüz gibi ortama ayak uydurabiliyorum. Evet. Sizi biraz tanıyalım efendim. Evet, Boğaziçi Üniversitesi'ni bitirdim ekonomi bölümünden. Sonra çalışma hayatında banka sigortada devam ederken Şekmis adına devam ettim. Orada da bölümü bilincilikle bitirdim çalışırken. Sonra hızımı alamadım, devam ettim. Bayağı bir zaman sonra, emekli olduktan sonra ikinci iş grubunda çalışırken, o da uluslararası ihaleler grubuydu. Orada da adalet bölümünü bitirdim. Sonra web tasarım diye bir bölüm var. Ona da merak sardığım için ona da bakayım dedim ne var. Bunların hepsi milyonere katılabilmek için gerekli şartlar. Evet, aynen. Ona background hazırlamak için zaten bütün gücümle çalışıyordum. Onun yanında şimdi bir de af çıktı. Yüksek lisansıma devam ediyor aynı zamanda. Evet. Dolayısıyla şu anda iki okulda birden okuyorum. Aynı zamanda serbest olarak da yeminli tercümanlık yapıyorum. Adliyede bilirkişilik yapıyorum. 10 parmakta 10 marifet için bir alkış alalım efendim. Vaktim sevdiklerim için de yemek yapıyorum. Evet. Bu kadar anlattıktan sonra... Bu gerçek bir fotoğraf. Düzmece değil, gerçek bir fotoğraf. İş yerinde arkadaşlarım tarafından çekilmiş. Bu kadar şeye yetişemeyince tabii öğle insan bazen... Öğle arasında çok fazla, çok yoğun çalıştığımız için o ben orada dinlenmek üzere uyurken onlar da böyle pek bir şey görmüşler. Allah kolaylık versin Teşekkür efendim. Teşekkür ederim. Evet, kimlerle beraber geldiniz? Arkadaşlarım burada. Merhabalar, nasılsınız? Merhabalar. İş yerinden arkadaşlarım efendim. İş yerinden arkadaşlarım. Buyurun, sizi dinliyoruz. Ben Ayşegül Ayaz, 3 çocuk annesiyim. 16 yıllık iş arkadaşım. Kendisine başarılar diliyorum. Siz iş yerinde ne işle meşgulsünüz orada? Ben de proje asistanıydım. 21 sene aynı firmada çalıştım. Emekli oldum. 16 yıl beraber çalıştık. Başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Buyurun. Rica ederim. İsmim Melek Yıldırım. Mesai arkadaşıyız, iş arkadaşıyız. Kendisine başarılar dilerim ve kendisine güveniyorum. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Evet inanın bu kadar güzel bir özgeçmişten sonra hazırsınız diye düşünüyorum. Hazırım. Başlayalım efendim? Başlayalım. Kuralları efendim. Biliyorsunuz. Evet biliyorum. Yarışmamız başlıyor. Atasözüne göre birlikten ne doğar? A. Üçlük, B. Şirket, C. Güneş, D. Kuvvet. D. Kuvvet, eminim, son kararım. İlk sorular korkutuyor mu sizi? Kalbimin çarpıntısından çok emin değilim ama. Gördüğünüz gibi çok kolay sorular. İkinci sorumuz da 15 saniyelik bir soru ve ilk baraj sorusu efendim. Hazırsanız geliyorum. Kimlere tonton denir? A. Sıkıcı kişilere. B. Sevimli kişilere. C. Yaramaz kişilere. D. Ciddi kişilere. B. Sevimli kişilere. Eminim son kararım. Tebrik ediyoruz efendim. İlk aşamayı geçerek 1000 lirayı garantilediniz. Bir hedefiniz var mı? 60 bin lira gibi bir hedef koydum kendime. Organik tarım yapmak istiyorum. Öyle mi? Evet, biraz daha yaşlandıktan sonra şimdi kendimi genç addediyorum çünkü. Gençsiniz tabii ki. Neler evet. yetiştirmek istiyorsunuz? Bir arkadaşımın yeri var, toprağı var. O toprağı ıslah etmek istiyoruz. Bayağı bir şey yapılması gerekiyor. Sonra da orada hem ağaç olarak da hem de bitki, yerden bitme bitkiler olarak da o şekilde bir tarım yapmak istiyoruz. Tarım, toprak insana çok iyi gelen bir şey. Çok ruhu aydınlatan, bilmiyorum, bana öyle geliyor. Öyle bir şey, sakinleştiren ve faydalı olduğumuzu da düşünüyorum organik tarım yaptığımız takdirde hem çevremize hem bize. Güzel bir şey diye seçtim diye düşünüyorum. Tebrik ediyoruz efendim. Sırada üçüncü sorunuz var. 2000 lira değerinde. Gelsin lütfen. Hangisi birine hediye verirken söylenen klişe sözlerden biri değildir? A. Yarım elma gönül alma. B. Çam sakızı çoban armağanı. C. Sana layık değil ama. D. Bak kimi veriyorum. D. Bak kimi veriyorum. Eminim son kararım. Efendim sırada dördüncü sorumuz var. 3000 lira değerinde geliyor.
Narenciye denildiğinde kastedilen hangisi olur? A. Turunçgiller. B. Gülgiller. C. Nargiller. D. Kabakgiller. A. Turunçgiller. Eminim son kararım. Hazırsanız 5. soruda sıra. Devam. 5000 lira değerinde efendim. Gelsin sorumuz. Gelsin. Yılda bir yayımlanan ve pratik bilgiler içeren takvimli kitap hangisidir? A. Atlas. B. Fihrist. C. Almanak. D. Fasikül. C. Almanak. Eminim son karar. Evinizde var mıdır? Var. Eskiden daha çok vardı da artık internet çıktığından beri basılı olmayanlarını tercih ediyoruz şimdi. İnternetten izliyoruz. Evet efendim. 6. soruda sıra 7500 lira değerinde. Gelsin sorumuz. Başkent Ulan Bator'da haşlanmış koyun etinden yapılan geleneksel yemekleri yiyor. Orhun yazıtlarını ziyaret ediyorsanız neredesinizdir? A. Moğolistan. B. Yemen. C. Türkmenistan. D. Pakistan. A. Moğolistan. Eminim son kararım. Yalnız mı yaşıyorsunuz? Yok. Bir aile dostlarımızla birlikte yaşıyoruz. Onların çocukları ve torunu benim çocuğum ve benim torunum oldu. Öyle mi? Kocaman bir aile halinde yaşıyoruz, evet. Allah bağışlasın onları. Mutlu bir aile olarak yaşıyoruz. Ne güzel efendim. Sırada ikinci baraj sorumuz var. Yedinci soru 15 bin lira değerinde. Sesli bir soru. Önce dinleyeceğiz. Ve son 45 saniye sürelik sorumuz. Dinleyelim efendim. Dinlediğiniz Lotoreador adlı müzik hangi operaya aittir? A. Carmen. B. Bolero. C. Aida. D. Madama Butterfly.
Evet, tebrikler efendim. İkinci baraj sorusunda bilerek 15 bin lirayı garantilediniz. Teşekkür Çift ederim. Cevap şoker hakkınız eklenecek şimdi. Hedefiniz 60 bin liraydı. 30 bin lirayı zaten garantilediniz. Neler söylemek istersiniz? Sevinçliyim. Sessiz sorudan gerçekten korkuyordum zaten. Arkadaşıma da söylemiştim. Sessiz soruyu sana muhtemelen yönelteceğim demiştim. Öyle de oldu. Siz hatırladınız mı Carmen olduğunu? Evet ama dedim ya heyecandan emin olamıyorum. Çünkü hep gittiğim şeyleri gördük orada yalanan evet, hepsine hepsi gittim ben onların. Hepsini seyrettim. Birkaç kez hatta seyrettim. Ama işte insan bu ortamda her taraftan bilgiler uçuşuyor. Beyninin içinde bir sürü şeyler... Sağlık olsun gayet iyi gidiyoruz sizce? Bence evet. Üç tane jokeri var Nil Hanım'ın şu anda. Seyirci jokeri, yarı yarıya joker ve çift cevap joker hakkı. Siz bir şeyler söylemek ister misiniz? Kendisine güveniyorum. Bence harika gidiyor. Güzel. Bu konularda iş yerinde ünlü müdür kendisi? Muhteşemdir. Her şey kendisine mi sorulur mesela? Muhteşemdir bence. Yani donanımlı bir kadındır. Çok beğeniyorum ve takdir ediyorum kendisini. Teşekkürler efendim. Ben teşekkür ederim. Nil Hanım devam edelim mi? Edelim. Sırada 8. sorumuz var. 30 bin lira değerinde sorumuz gelsin ve görelim efendim. Apa Şerpa hangisini 21 kez yapmıştır? A. Uzaya çıkmak. B. Manş denizini yüzerek geçmek. C. Everest'in zirvesine tırmanmak. D. Atlas Okyanusu'nu yelkenliyle geçmek. Açıkçası bu ismi ilk defa duyuyorum ve hiçbir fikrim yok. Ve bu bilgiye de ancak özel ilgi sahibi olan kişilerin vakıf olabileceğini düşünüyorum. O nedenle seyirciler, affedersiniz onlardan özür dilerim ama onlara sormanın çok bana bir artı getireceğini düşünmüyorum o nedenle. Şimdi yarışma kuralı olarak size bir şey danışayım. Doğru anladım değil mi? Efendim, tabii ki. Ben bu jokerleri bu aşamada çift joker hakkını kullanmaya karar verirsem geri dönemiyorum. Geri dönemiyorsunuz. Geri o yüzden önce yarı yarıya jokerini kullanmanız sizin için evet, evet. Daha iyi. Evet, ben de zaten şu aşamada ona düşünüyorum. Önce %50 joker hakkımı kullanmak istiyorum. Tabii ki efendim. İki tane yanlış cevabı eleyelim. B. Manş denizini yüzerek geçmek. C. Everest'in zirvesine tırmanmak. Bunlardan birini evet. 21 kez yapmış. Apa Şerpa. Aslında bakarsanız muhtemelen Manş denizini yüzerek geçmiştir. Çünkü Everest'in zirvesine 21 defa tırmanılabileceğini pek düşünmüyorum. Everest ciddi bir dağ, ciddi bir yükseklik. Ama olabilir. Onun için emin değilim. Ben son joker hakkımı da burada kullanmak istiyorum. Yani çift joker. Cevap joker evet. Hakkınız. Evet. Son jokeriniz değildi ama. Yani belki seyirci jokerini evet, evet. Gelecekte kullanabilirim. Hayırlı uğurlu olsun 30 bin liranız öncelikle. Evet. Evet, hangisi size daha yakın? B. Manş denizini yüzerek geçmek mi efendim? Evvela C. Everest'in zirvesine tırmanmak seçeneğini eliyorum. Önce Manş denizini yüzerek geçmek derdim. Bakalım cevap neymiş? Yani. Demek ki Manş denizini yüzerek geçmekten daha kolaymış Everest'e tırmanmak. Buradan bunu anlıyoruz. 21 kez. Evet, demek yani. Ciddi bir mesafe ama Manş denizi de bayağı bir mesafe. Doğru. Evet. Sadece seyirci jokerimiz kaldı ve sırada 60 bin liralık sorumuz var efendim. Hazırsanız gelecek. Evet, 60 bin liralık sorumuz geliyor. 9. soru. 2018'de Texas San Antonio'da sergilendiği yerden alınıp bebek arabasına konularak kaçırılan hayvan hangisinin türüdür? A. Deve kuşu. B. Köpek balığı. C. Su aygırı. D. Komodo ejderi. Bizim vazgeçilmez hayvanlarımızdan biridir efendim. Komodo ejderi. Tabii burada cevap olup olmadığını bilmiyoruz.
köpek balığı değildir herhalde. Bebek balığı arabasına konularak kaçırılan hayvan hangisinin türüdür? Evet, yani köpek balığı türü o nedenle olamaz. Ona su gerekir. Bebek arabasında su olmayacağına göre onu taşıyamayacaktır. Su aygırı, bebek su aygırı olsa ancak belki olabilir ama o da gene büyüktür. Bebek su aygırı olsa bile büyüktür. Sığmaz bebek arabasına. Deve kuşu zaten zapt edilemeyen bir hayvan. Sürekli saldırı ve koşma halinde olan bir hayvan. O da olamaz. Ama Komodo ejderi neye benziyor derseniz bana hiçbir fikrim yok. Hayatımda duymadım da görmedim de. Programımızı izliyor musunuz? Rast geldikçe. Devamlı televizyon karşısında olmuyorum çünkü sürekli Komodo ejderine rast gelmemişsiniz demek. Denk gelmemişim, evet gelmemişim. Ama bunlar arasına baktığım zaman, yani diğerlerini eleme yöntemiyle bakarsam Komodo ejderi mantıklı görünüyor bana. Ama dersiniz ki bunu riske atar mısın? Atmam. Ama öte yandan hedeflediğim rakamı tutturmak var. Seyirci jokerini kullandıktan sonra da vazgeçebilirsiniz istiyorsanız tabii ki. Eğer tabii seyirciler Komodo ejderi hakkında benden daha bilgili olabilirler, bilmiyorum. Bir şey diyemeyeceğim. Tabii soruda şöyle bir şey de var şimdi bu soruda. Mantık bunları eleyip, yani deve kuşu hiç olamayacak, su aygırı hiç olamayacak, köpek balığı hiç olamayacak seçenekler gibi geldiği için sonuçta sadece Komodo ejderi kalıyor ne olduğunu bilmesek de. Hiçbiri çünkü bebek arabasına girebilecek türde bir şeydi diğer üç seçenek. Ama öte yandan da bunların bebek hallerini düşünüyorum. Tabii bir de türü diyor. Yani bebek küçük çocuk halleri vardır, bilmiyorum. Onlar minikken nasıldı deve kuşu? Minik bir deve kuşu neye benziyor derseniz yumurtadan çıktığında bilmiyorum. Civciv kadar mıdır, değil midir? Yani galiba şu boyutlarda bir şey olsa. Öyle midir? Sanki yumurtası büyük, kocaman, yumurtası onu biliyorum. Yumurtası bu civarda bir şey diye hatırlıyorum. Su aygırı da büyüktür gene herhalde diye düşünüyorum. Yani ne kadar küçük olsa da büyüktür herhalde. Burada şimdi ne hakkım olsun isterdim biliyor musunuz? Şöyle ne bir şey olsun isterdim. Efendim? Şimdi bir telefon hakkım olsun isterdim. O telefonda da bu soruya cevap vereyim mi vermeyeyim mi diye sorayım isterdim. Öyle bir hakkım olsa iyi olurdu. Siz daha çok Komodo ejderine mi yakınsınız? Evet, ben daha çok Komodo ejderine yakınım. Diğerlerini elediğim için, neye benzediğini bilmiyorum dediğim gibi, hiçbir fikrim yok. Ama diğerlerinin olmayacağını düşünerek böyle söylüyorum. Kafamızı karıştırmayacaksa ve biz seyircinin kafasını karıştırmadıysak eğer, soralım mı seyirci? Yok, ben cevabı telaffuz ettikten sonra onlara sormayı doğru bulmuyorum. Söylememiş olsaydım olabilirdi ama şimdi değil. Şimdi ya cevap vereceğim veya gideceğim. Sağ tarafımdan bir ses cevap ver diyor. Sol tarafından bir ses hayır verme diyor. Ben ortadayım şu anda. Cevap verirseniz ve doğru olursa 60 bin lira ve 125 bin liralık soru açılacak. Evet, evet. Yanlış olursa evet. 15 bin lirayla buradan ayrılacaksınız. Evet. 15 bin lira sizin için nasıl bir kayıp? Aslında cevap vermek ve hedefime doğru gitmek istiyorum. Çünkü hedeflediğim para 60 bin liraydı zaten. Cevap vermek istiyorum. Öyle mi? Evet. Hadi bakalım. Buyurun. Sağ efendim. Taraftaki konuşma daha cazip geldi herhalde. Evet, cevap veriyorum. D, Komodo ejderi benim son kararım. Olabilir. Köpek balığıymış. Evet. Yani köpek balığı da su gerektiren bir şey olduğu için konamaz balığı oraya diye düşündüm efendim? Ama su gerektirdiği için köpek balığı bebek arabasında yaşamaz diye düşündüm. Bir süre yaşıyorlar şey. Yani. Olabilir. Olsun. Şansımı denemek istiyorum. Sağlık olsun efendim. Ben teşekkür ederim. Sizi tanıdığımıza çok mutlu olduk. Ben de öyle. Gerçekten. Teşekkür ederim. Buyurun.
Kurtuluş Akın geliyor. Merhaba Kurtuluş Bey. Merhaba. Nasılsınız? Fazlasıyla heyecanlıyım. Ellerim falan titriyor. En son böyle 3-4 yıl önce hissetmiştim. Neydi o heyecanı? Sahneye çıkarken. İlk defa sahneye çıkarken bu kadar heyecanlanmıştım. Nedir? Oyunculuk mu? Tiyatro yapıyorum. Öyle mi? Evet, lisede yapıyordum. Şimdi belediyede oynuyorum. Belediyede tiyatro yapıyoruz 1-2 yıldır. Ben de tiyatrocuyum. 19 yaşındayım. Yaşar Üniversitesi'ne gidiyorum. İzmirliyim. Şu an aklıma kendimle ilgili başka bilgi gelmiyor. Bu oyundan bir sahne. Ha, evet. Aile İzmir'de. Aile İzmir'de. Kaç kardeşsiniz? Ablam var, arkamda oturuyor. Nasılsınız efendim, iyi misiniz? İyi Murat Bey, siz nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ediyoruz. Buyurun, neler söylemek istersiniz? Sadece soruları iki kere okusun, heyecanlanmasın istiyorum. Çünkü evde falan böyle bir yaparken hiç dinlemeden çat çat cevap veriyordu. Onun dışında yapamazsan da çok sorun değil. Ama olursa bugün buraya kimlerle geldiğini unutma. Yalan söylüyor. Peki, teşekkür ediyoruz. Ben de arkadaşıyım. İzmir'de birlikte aynı lisede okuduk. Yani çok da arkadaşı değilim. Çok arkadaş yok diye beni çağırdı geldim. Çok da sevmem ama güveniyorum. Adım Adil Çetinkaya, ben de Bilgi Üniversitesi'ndeyim. 1 milyonla ayrılırsa evet. En iyi arkadaşın. Evet, öyle olursa tabii evet. Ki en yakın arkadaşım benim. Ki. Destek olmaya da geldim. Güveniyorum yapabileceğine, sevmesem de bol şans diliyorum. Peki, teşekkür ediyoruz. Çok moral olarak yenilendim, iyi oldu. Yok, biz bir alkış alalım, moral alkışı. Kaç yıldır oyunculuk yapıyorsunuz? 2014'ten beri. Aşağı yukarı 4 yıldır. Onun öncesinde ama biraz çok daha amatör olarak yapıyordum. Konservatuvar düşünüyor musunuz? Konservatuvar düşünmüyorum çünkü ben oyunculuğu daha çok amatör olarak sevdim. Amatör ilerliyorum. Bir de hani şey, sinema değil de tiyatroda kalmak istiyorum. O da çok zor. Çünkü tiyatro çok zor. Yapamıyorum zaten doğru dürüst. Elimden geldiğince. O yüzden ben de turist rehberi olarak hayatıma devam edeceğim. Hobi olarak tiyatroyu devam ettirmeyi düşünüyorum. Bence yapıyorsundur. Daha da iyi yapacaksın. Umuyorum ki. Evet, kuralları biliyorsunuz. Evet. Hatırlatırım. Çok güzel olur. Başlayalım mı? Başlayalım. Yarışmamız başlıyor efendim. Çok açık bir biçimde görülen, herkes tarafından bilinen şeylerin nasıl bir hale geldiği söylenir. A. Burunla koklanır, kulakla duyulur. B. Dille tadılır, dişle çiğnenir. C. Kolla dürtülür, ayakla vurulur. D. Gözle görülür, elle tutulur. D'yi görene kadar korkmuştum. D. Gözle görülür, elle tutulur, son karar. Oh. İki kere okuma şansın oldu mu bu soruda? Unuttum. Ablan öyle demişti. Unuttum. Unuttum. İlk iki soruda onu yapma zaten. Biliyorsan cevapla çünkü zaman yetmeyebilir. Evet. Ya zaten internete konu olmayayım. İlk iki soruyu geçeyim. Başka bir şey istemiyorum. Pekala. İlk baraj sorusunda sıra. İkinci soru 1000 lira değerinde geliyor efendim. Altlı, üstlü ve sağlı sollu damağın en gerisinde çıkan azı dişleri hangi adla anılır? A. Onluk. B. Yirmilik. C. Otuzluk. D. Kırklık. B. Yirmilik, son kararım. Yirmilikten çok çektik. Daha çıkmadılar. Yok, çıktılar. Ameliyatla alındı. Bir yıldır kan vereceğim, kan veremiyorum. Öyle. Kan verme neden? Şey, çünkü benim ağzıma böyle parçalayarak aldılar yirmilik dişlerimi. 6-7 parça olarak neşter falan sapladılar ağzıma. Açık ameliyat olduktan sonra da bir yıl boyunca kan veremiyormuşuz. Enfeksiyon kapma ihtimaline karşı. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. İlk aşamayı geçerek 1000 lirayı garantilediniz. Evet. Tebrik ediyoruz. Sırada 3. soru var. 2000 lira değerinde bu soru geliyor efendim. Hangi mevkide oynayan futbolcuların panter gibi olduğu söylenir? A. Kaleci. B. Defans. C. Orta saha. D. Forvet.
A. Kaleci son kararım. Sırada sesli soru var. Sesli. Dördüncü soru sesli. En korktuğum. Genelde yarışmacılarımızın en korktuğu soru sesli soru oluyor. Yani çünkü kim bilir nereden gelecek. Nereden geleceği hani hiç belli olmayan sorulardan biri. Aslında bütün sorular öyle. Ama ne bileyim, onlar biraz daha yakın bizden. Sesli soru böyle dışlıyorum ben hep. Çünkü çok uzun, dinliyorsunuz falan. Zor. Bir de süreli. 10-45 saniye. Dikkatli dinleyelim. Dikkatli dinleyelim. İlk sorulardan olduğu için kolay olacaktır diye tahmin ediyorum. Dördüncü soru. Dinliyoruz efendim. Sonrasında soru gelecek. Dinlediğiniz Sensiz Saadet Neymiş, Tatmadım Bilemem Ki adlı şarkıyı besteleyen ve seslendiren sanatçı kimdir? A. Yaşar Güvenir, B. Zeki Müren, C. Münir Nurettin Selçuk, D. Tanju Okan. Evet, korktuğumuz soruyu da atlatmış olduk. Atlattık böylece. 15'e kadar yolu var. 15'e kadar korkacağım, sonrası artık. Bir tahminin var mıydı gelmeden önce? Ya arkadaşımla beraber işte bir iki kere insanların geldiği yerlere kadar gelmeyi denedik. Üç kere yaptık. İnsanların geldiği yerlere. Hani işte benim jokerim varmışçasına yaptık. İki kere 15 bin kazandım, bir kere 60 kazandım. Sonra oturdum. Şimdi ne yaptın o parayla? Şöyle oldu, 15 olduğu zaman %10'u vergiymiş zaten, ben onu bilmiyordum. Evet. Zaten 1500 lirası devlete gidiyor. 15'i anneme verdiğim zaman aşağı yukarı bir 10-11'ini anneme veriyorum, bana 1000 lira kalıyor. 30.000'de 3.000'ini devlet alıyor, 25'ini anneme veriyorum, 2 bana kalıyor. 60.000'de 55'i anneme verdiğimde 1000 lira açıkta oluyorum. O yüzden yarışma bana yaramamış oluyor. Ablaya hiçbir şey yok yani. Ablaya yok. Siz zaten... O yüzden sevmiyorum. O yüzden hedef 125, alt hedef. Böyle jokerli gideyim, çift cevaplarımı kullanayım orada, %50'mi yarı yarıya mı kullanayım, mutlu olayım istiyorum. İnşallah en az 125 bin lirayla buradan ayrılırsınız. Yani olmadı reklam teklifi gelir belki yani. Neden olmasın? Gelsin. Şöyle bir göz kırpın o zaman kameraya. Buna mı kırpıyorum? Evet, oraya, sizinki oraya. Ben de buraya kırpayım bu arada. Gelsin. Sosyal medyam açık, ulaşsınlar bana. Sık kullanıyor musun? Yani çok sık kullanmıyorum ama mesela yarışmadan sonra acaba mesaj gelmiş mi diye daha sık kullanırım. Onlar yeter ki yazsınlar. Gelecektir. Gelsin. Teşekkür ederim. Sırada 5. soru var. 5.000 lira değerinde. Gelsin efendim. İri taneli bezelyeye ne ad verilir? A. Araka, B. Erişte, C. Barbunya, D. Darı. Erişte ile darı değil. Araka... bir amcamın restoranı var ve düzenli olarak yapıyor. Hatırlamadığım için çok üzülüyorum. Barbunya'nın ne olduğunu biliyorum ama bezelye ile bir akrabalığı var mı onu da bilmiyorum. Çok korktum, gerildim şu an. Üçte elenmeyeyim ben ya. Beşinci sorudayız. Beşte miyiz? Bayağı gelmişiz, tamam. Ama beşte de elenmeyeyim. Ben telefonla arama joker hakkımı kullanmak istiyorum. Pekala, seyirciye sormuyorsunuz. Seyirciye sorma joker hakkımı kullanabilir miyim? Geçti mi o? Geçti, evet. Geçti değil mi o? Hadi ya. Sağlık olsun. Neyse artık. Jokerlerden biri. Doğa Elbasan'ı aramak ama istiyorum. Ama önce tanıyalım. Kerem Yalçın, Doğa Elbasan, Ayşe Hanife Kocakaya. Doğa Elbasan mı? Evet. Kimdir efendim? Arıyoruz Doğa Bey'i. Eski bir dost. Eski bir dost. Evet. İlkokuldan yani. Yok, liseden. Bize o kadar eski oluyor anca. Doğa Bey. Merhaba Murat Bey. Ya. Merhaba efendim. Geç açtınız ya telefonu. Geç açmadım aslında, açtım ama bir oldu sanırım. Ha, öyle mi? Kurtuluş evet, Bey tabii. Burada biraz strese girdi, siz
Geç açınca abi. Diyelim biz. Ondan özür diliyorum. Hazır mısınız? Sorunuz gelsin mi? Hazırım, bekliyorum. 30 saniye süreniz olacak. Sorunuz geliyor. Doğacığım, iri taneli bezelyeye ne ad verilir? A. Araka, B. Erişte, C. Barbunya, D. Darı. Özür dilerim araka. Bunu sana sorduğum için. Araka mı? Araka, araka, evet araka, araka. Her şeyi de biliyorsun. Teşekkür ederim, öpüyorum. Annemleri arayın, deyin ki 5. sorudayım. 5'teyim. Tamam, seni öpüyorum. Öpüyorum. Tamam, hadi. Hadi selametlen, kapat, hadi. A. Araka son karar. Gerçekten de her şeyi biliyor galiba. Çat diye cevap verdi. Ya o yüzden seçtin onu. Bunu neden biliyor dediğini düşündüğünüz her şeyi biliyor. Anne merak ediyor şu anda. İşte anne merak etmesin. 5. soruya gelmiş, öğrendi. Hani beni garantiledi. Oğlum böyle hani saflaşmamış, sıfırda kalmamış. Mutlu olsun kadın. Baba? Baba yani. O nerede? O şey, kendisi, şimdi benim 2 tane babam var. Bir tanesi marangoz, o İzmir'de, üvey babam. Bir de öz babam var, o da şey, Kadıköy'de yaşıyor şu an. Öyle. Pekala. Annene daha güzel bir haber vereceksin. Çünkü daha 2 tane jokerim var. Evet. Ve yolumuza devam ediyoruz 6. soruyla. 7500 lira değerinde. Evet. Gelsin efendim. Gelsin. Hadi bakalım. Adsız parmak hangisinin diğer adıdır? A. işaret parmağı. B. orta parmak. C. yüzük parmağı. D. serçe parmak. İşaret parmağının adı var, yüzük parmağının adı var, serçe parmağının adı var, orta parmağın adı orta parmak. Atsız olabilir mi? Olabilir tabii, niye olmasın? Baş parmak koymamışsınız zaten. Serçe. Ben çok risk alacağım. Hadi eve binle dönmeyelim. B. Orta parmak son karar. Çabuk gelsin. Seyirci biliyor muydu acaba? Seyirci biliyor muydu ya? Biliyor muydunuz efendim? Ben bilmiyordum. Cılız bir ses geldi aslında evet diye. Neyse. Parayı ben yerim artık. Şey yapmayız çok. Sağlık olsun. Teşekkür ederim. Sizi tanıdığımıza mutlu olduk. Sağ ol. Anneye selamlar. Gel böyle alalım. Affedersiniz. İstanbul. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Nazlı Gizem Karadağlar geliyor. Merhabalar. Evet Nazlı Hanım, kolları kıvırdık. Evet, hazır geldim. Hazır mısınız? İnşallah. Biraz heyecanlı. Önce tanıyalım ama. Hoş geldiniz. İsmim Nazlı Gizem Karadağlar. Gizem'i kullanıyorum. 28 yaşındayım. İstanbul'dan katılıyorum. Özel bir firmada bilgi işlemci olarak çalışıyorum. Şansımı yaratmak, kendimi denemek için geldim. Şanslı birisi misinizdir efendim? Sayılır. %50 buraya diyelim. Geldiğinize göre. Evet, burada şanslıydım. Ama nazar değmesin diyelim. Kimlerle beraber geldiniz? Kuzenim ve kuzenimin eşiyle beraber geldim. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Merhaba. Buyurun. Murat Bey, nasılsınız? Sağ olun, sizler? Biz deyiz, teşekkürler. Eşimle beraber kuzene destek için geldik. Başarılar diliyorum. İnşallah. Umduğu gibi olur. Nedir umduğu sizce? 30 bin veya 60 bin diye düşünüyorum. İnşallah. Gülşen Yıldırım Albeyaz. Güzel bir yarışma geçireceğini düşünüyorum. Kendisine başarılar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Gizem Hanım, kuralları biliyorsunuz. Biliyorum, evet. Başlayalım mı? Lütfen. Yarışmamız başlıyor. Arkadaşına etiketlemeseydin keşke, zaten gözlerim kapalı çıkmış diyen biri muhtemelen hangisine bakıyordur?
A. Röntgen filmine. B. Boy aynasına. C. Paylaşılan fotoğrafına. D. Yağlı boya tabloya. Sanırım cevabı biliyorum. C. Paylaşılan fotoğrafına eminim, son kararım. İkinci soruda sıra. İlk baraj sorusu son 15 saniye sürelik. Diğer kolay sorumuz. Tamam. Gelsin efendim. Yapılacak bir şey kalmadı anlamına gelen ve sen sağ şeklinde başlayan söz hangisiyle biter? A. Ben letafet. B. Ben keramet. C. Ben zarafet. D. Ben selamet. Cevap veriyorum. D. Ben selamet. Eminim, son kararım. En çok korktum. Arkadaşlar neler dedi ofistekiler gelmeden önce? Ofistekilere söylemedim, sadece yakın çevrem biliyor. Mi? Evet, ailem bile bilmiyor. Sürpriz İzledikleri olacak görecekler. Aileden kimler bilmiyor? Hepsi. Sadece kuzenim kimse biliyor. Bilmiyor. Evet. Peki efendim. Sırada üçüncü soru var. 2000 lira değerinde, tebrik ediyoruz. 1000 lira garanti. Teşekkür Gelsin ederim. Sorumuz lütfen. Takım revire döndü şeklindeki bir gazete başlığı bahsedilen futbol takımında muhtemelen neyin fazla olduğunu anlatıyordur. A. Transfer. B. Sakatlık. C. Kaleci. D. Şampiyonluk. Futbolu biraz severim, o yüzden hani revire döndüğü de biliyorum. B şıkkı sakatlık, eminim, son kararım. Maçlara gider misiniz yoksa daha çok ekran başında mı izlersiniz? Ben daha çok küçükken oynardım. Oynardınız. Evet. Bir yaşından beri hep böyle bir futbolla ilgim vardı. Bir yaşından beri? Evet, annem yürümeden topa vurmayı öğrendim derdi. Ama hiç gitmedim. İşin enteresan tarafı, hiçbir maça gitmedim. Umarım bundan sonra bir deneyimim olur onunla da ilgili. Efendim, sessiz soruya geldik. Dördüncü soru 3000 lira değerinde. Önce dinleyeceğiz, sonra sorumuz gelecek. Müziğini dinlediğiniz halk oyunu hangi bölgeye aittir? A. Ege. B. İç Anadolu. C. Akdeniz. D. Karadeniz. Biraz dinleseydik keşke. Efendim? Biraz dinleseydik. Evet, ama ben birazcık heyecanlı olduğum için müzik zevkinizi yarıda kestim, kusura bakmayın. Estağfurullah efendim. Beşinci soruda sıra. 5000 lira değerinde sorumuz geliyor. Hangisi bazen anlamında kullanılan bir bağlaçtır? A. Gerek. B. Hem. C. Kah. D. Ne de. Ben bu soruda seyirci joker hakkımı kullanmak istiyorum. Tabii ki. Sevgili seyirciler, hangisi bazen anlamında kullanılan bir bağlaçtır? A. Gerek. B. Hem. C. Kah. D. Ne de. Süreniz 10 saniye. Seyircilerimizin %58'i C şık. Kah demiş. Yani benim de bir fikrim var. Evet, seyirciye teşekkür ediyorum cevap verdiği için. Biraz düşünmek istiyorum aslında. Hangisi bazen anlamında kullanılan bir bağlaçtır? Kah. Ben bir de telefonla joker hakkımı kullanmak istiyorum. Öyle mi? Evet. Jokerleri tanıyacağız o zaman. Mahmut Kahvecioğlu, Sale Türkeli, Ceyda Cura. Mahmut Kim arayalım? Bey'i arayalım. Mahmut Bey'i arayalım. Evet. Pekala. Tanıyabilir miyiz kendisi? Mahmut Bey benim en yakın arkadaşım. Kendisi hazır bekliyor. İnşallah açar. İnşallah. Merhaba.
Mahmut Bey, iyi akşamlar. Ben Murat Yıldırım. Nasılsınız, iyi misiniz? İyi akşamlar Murat Bey, iyiyim. Sizler nasılsınız? Sağ olun, bizler de iyiyiz. Hazır mısınız efendim? Sorunuz gelsin mi? Evet, hazırım. 30 saniye süreniz olacak. Buyurun. Tamam. Hayatım, hangisi bazen anlamında kullanılan bir bağlaçtır? Gerek, B hem, C kah, D ne de? Şıkları bir daha okuyabilir misin? A gerek, B hem, C kah, D ne de? Bir fikrin var mı? Kah. Tamam. Kah diye düşünüyorum ama emin değilim şu an. Tamam, teşekkür ederim. Nerede? Cevap veriyorum C, kah, eminim, son kararım. Siz de biliyorsunuz aslında, defalarca da kullanmışsınızdır. Kah gülüp kah ağlamak mesela. Evet, yani cümle içinde kullanınca... Keşke kullansaydınız, hemen emin kullandım olacaktınız. Kullandım ama yine de mantıklı gelmedi. Heyecandan sanırım çok tabii. Şey yapamadım yani. İki tane jokerimize mal oldu bu heyecan. O yüzden isterseniz biraz sohbet edelim. Olur, edelim. Üniversiteyi nerede okudun? Ben Hacettepe Üniversitesi Turizm Otelcilik mezunuyum. O bölümü mezunuyum. Oradan sonra Amerika'da bir yıl burs kazanıp gittim. Orada da turizm otelcilik okudum. Sonra geri geldim. Direkt işe girdim zaten. Şimdi de bilgi işlemci olarak devam ediyorum. Onun dışında başka çok özel bir şeyim yok açıkçası. Peki devam edeceğiz o zaman. Edelim lütfen. Altıncı soruyla. 7500 lira değerinde sorumuz efendim. Yarı yarıya jokeriniz saklı. Tamam. Gelsin lütfen sorumuz. Hangisi köpekgillerden değildir? A. Tilki. B. Sırtlan. C. Çakal. D. Dingo. Hangisi köpekgillerden değildir? Tilki, sırtlan, çakal, dingo. Ben yarı yarıya joker hakkımı kullanmak istiyorum. Pekala, iki tane yanlış cevabı eleyelim. B sırtlan, C çakal. B sırtlan, eminim, son kararım. Sırtlan kedilere daha yakın diyebiliriz. Evet. En azından köpeklerden daha yakın. Biraz daha gözümde kediye canlandı. Sırada ikinci baraj sorunuz var. Hiç joker kalmadı. Kritik bir soru. Hı hı. Doğru cevap verirseniz eğer 15 bin liraya garanti edeceksiniz. Devam ediyoruz o zaman. Edelim lütfen. Yedinci soruda sıra. 15 bin lira değerinde ikinci baraj sorusu. Gelsin lütfen. Kelebeğin Rüyası adlı filmde Yılmaz Erdoğan'ın canlandırdığı şair hangisidir? A. Behçet Necatigil. B. Ahmet Kutsi Tecer. C. Cahit Zarifoğlu. D. Nazım Hikmet Ran. Evet, filmi izledim ama kimi canlandırdığını şu an hatırlayamıyorum aslında. Joker'im kalmadığı için ben çok da riske atmak istemiyorum. Ben çekilmek istiyorum. Son kararınız mı? Son kararım. Rahmetli Erdal Tosun'un fikriydi bu film. Allah rahmet eylesin. Amin. Zonguldak'ta iki tane... Şairin aynı zamanda kömür madeninde çalışan iki tane şairin gerçek hikayesi. Evet. Hocaları var. Bir tane hangisi ama efendim? Hoca hangisi? De Nazım Hikmet Ran derdim. Bakalım cevap neymiş? Behçet Necatigil'di. İyi ki dememişim. Sağlık olsun, iyi ki çekildiniz o zaman. Evet. Aynen. Sizi tanıdığımıza mutlu oldum. Ben de öyle, çok teşekkür ederim. Evet, Kim Milyoner Olmak ister bu bölümlük sona eriyor.
hayat bir sınavdır. Umarım bu sınavda çok başarılı olursunuz. İyi akşamlar.